İşte geldik buradayız. Konsey ile birlikte karşınızdayız. Tarçın da var bu sefer. Eda da geliyor. Kediler bir halt yedi içeride. Ona bakmaya gitti. Bu haftaki konumuz arkadaşlar. Tarçın'ın peyniri mi? Peynir yedi değil mi o? Yok, salata. Salatalık mı? Atıyorum. Çok iyiydi ya. Bir hoşça kal diyoruz Tarçın'a. Biz konsey yapacağız Tarçın falan diye. Denetliyor yandan. Arkadaşlar bu haftaki konumuz böyle aslında bir nebze eminiz ama yine de açık kapı bırakmak maksadıyla konu başlığında soru işareti yaptık ama yani kız nispeten eminiz diye düşünüyorum. Primus ve Runecarver aslında aynı kişiler olduğunu düşünüyoruz. Ne olmuş olabilir? Nasıl bu duruma düşmüş olabilir? Ne yapıyor? Jailer'ın bu konudaki planları ne ki? Yani No More Lies atıyorum. Bu son yayınlanan birlikte izledik yayında Sylvanas'la arasındaki muhabbetleri Jailer'ın ve Runecarver'ı kurtarıyor olmamız aşama aşama şu anda. Hafızasını yerine getiriyor olmamız ve bu süreçte yaşadığımız diyaloglardan da çıkardığımız sonuçlara göre bakacak olursak çok da haksız değiliz. Ama tabii bunlar sadece yani tek başına olan etkenler değil. Aşırı tipi benziyor olması. Yani ona göre bir şey nasıl söyleyeyim? Adını sen söyle bir zırh dövülmüş olması. Karakter featurelarının işte eldeki parmak sayısı olsun. İşte vücudundaki yani işte kolunun kalınlığı olsun. Ya da işte hani şekli itibariyle. Hani o demonik ve işte yarı ölü. İşte... Efendim? Velhasıl Eda bağırdı içeriden bir şeyler dedi ama kaçırdım. Şeklinden itibariyle arkadaşlar biz Primus'un Runecarver olabileceğini düşünüyoruz. Tabii Evet. burada plot da yiyebiliriz. Farklı bir şey de çıkabilir. Bu şu anda bizim yaptığımız bir ve yüksek ihtimallere dayandırdığımız bir ne derler? Guess, tahmin. Ama Evet. şimdi bunların neden biz bunu bu şekilde düşünüyoruz'un sohbetini gerçekleştireceğiz ve bununla beraber konuyla alakalı ve konuya yakın sorularınız olursa da araya sokup konsey olarak cevaplamaya çalışacağız. Şimdi Görkem nom nom yapıyor. Çetede söyledi. O yüzden Murat'an da başlayayım. Efendim? Oldu, Tamam. bir şey mi oldu? Yok, çamaşır makinesiyle alakalı bir sıkıntı vardı gene. Özür dilerim, çamaşır makinesinin üzerine oturmak zorunda Yürüyen kaldım. makinemiz vardı yine. Yürüyerek gelmeyecek değil mi? Onu Merhaba. soracaktım Velhasılı Şey. Kelham arkadaşlar toparlayayım. Çamaşır makinesinden Jailer'a geçiş yapıyoruz hemen. Özür dilerim. Hiç lafı uzatmıyorum. Ben dediğim gibi fikirleri toparlarım ama Muratan'la başlıyorum. Runecarver biraz Demon gibi duruyor. Zaten Primus da Demon gibi duruyor. Ben şeyi söyleyeyim öncelikle. Hı, buyur Aslında abi. fikir, yani bu yayının fikri Görkem'den çıktı ama tıkınıyor madem, ben başlayayım. Biz bayağıdır zaten Runecarver'ın Primus olabileceğini söylüyoruz ve ben bunu artık tekrarlamayayım. Bir sinematik çıktı da hafta içinde. Birkaç scene geldi. Evet. Jailer'ın Runecarver'ın odasında Runecarver'la konuştuğu bir anı. Yani ve onun anı olduğunu artık eminiz. Yani çünkü Runecarver'ın anılarını, Yeniliyoruz. evet, anılarını araştırdığımız bir görev serisinde onu görüyoruz. Ve orada üzerine konuşacak çok şey var. Mesela Jailer o sırada serbest çünkü Runecarver'ın odasında geziniyor. Ve ondan bir silahla armor istiyor. Senin en iyi işte kılıcınla armorun olacak bu ve işte domine etmek için elimde kullanacağım silahlar olacak bunlar diyor. Ve bize elinde görüntü olarak gösterdiği şeyler Frostmourne'la Helm of Domination. Biz de bundan şu sonucu çıkardık açıkçası. Demek ki Jailer zaten Jailer'ın Runecarver'dan bunları yaptıracağını biliyorduk. Bu söylenmişti ama Jailer'ın o tarihlerde serbest olduğu imasını çıkardık biz. Çünkü Runecarver'ın odasındaydı. Birinci, yani en birinci
Yuh dediğimiz şey buydu. Yani en büyük ortaya çıkarım diyeyim ya da reveal neyse. Evet, en büyük çıkarımız buydu. Değil mi? Yani çıkarım. Yani çıkarım. Evet. Ve yani şeyden çıkarım. De biz natrazimler falan diyorduk ama yani silahı yaptıran Jailer çıktı bir de. Silahı ha evet, şimdi bir de onu söyleyelim. Chronicle'la çeliştiği kısım. Ya da Chronicle'da bilerek farklı söylenen kısım diyelim artık. Biz Gideon'un. Çeliştiği demeyelim de yani açıklanmayan aynen. O çünkü Nilkar Ebrahim gibi mimi koyalım oraya böyle. Çeliştiği evet, demeyelim yani. De açıklanmayan diyelim. Retcon değil yani. Ondan %100 de. Sonuçta şey Chronicle'da açıklanmıyor ya. Evet. Yani işte gayet orada bulanık söylüyor. İşte Dreadlord'lar şeyde Shadowlands'te yaptırdı falan diye. Evet hani ellerin Dreadlord'dan elinden çıkıyor ve Kirjaden'de bunu kullanıyor diyordu. Aynen. Jailer istiyor onları ve hani onları kendi kullanmak istiyormuş gibi aslında. Hani işte bir krala yakışacak kılıçlı armor diyordu onlar için. Yani çok fazla bir şey yok gibi aslında ama var. Yani dediğim gibi hem tarih olarak Jailer'ın Warcraft 3'ten önce serbest kaldığı imasını burada alabiliriz. Çünkü henüz o itemler yapılmamış. Ve o zırhın da Legion'de de nasıl geçtiği var şu an. Yani Jailer kendim verdi benim düşünceme göre ya da Tyr Denatrius bir işlem mi karıştırdı? Onu da konuştuk Görkem'le. Çünkü Jailer onları kendine yaptırıyor gibi ama yani Görkem de bir şeyler yazmış çünkü hani Denatrius, Legion ve Jailer üçgeninde taraflardan biri diğerine kazık mı attı diye anladım ben o ima ettiği şeyi. Ve fakatifiz. Birazdan geliyorum. Rom geliyorum. Evet, onları Görkem şey yapacak. Yani burada mesela işin içinde Sylvanas falan yok. Bu tamamen artık çok yüksek bir konu yani. İşte Jailer, Denatrius, Kirjaden, Legion arasında bir konu. Ve yani biz Legion'la alakalı bir şey olacak dedikçe Blizzard önümüze koyuyor. Her ne kadar bu Lich King ile alakalı bir gözükse de bu armor mevzusu Lich King'in Azeroth'ta bulunmasının sebebi Kirjaden. En azından sunulan bahane o. Şimdi bir de az önce bir kısa bir cutscene geldi. Tahminen Anduin ile alakalı da yine bir şeyler, bir amaçları var Anduin ile alakalı. Ondan nasıl diyeyim, kendilerine yardım etmesini istiyorlar. Hani onu öldürmekten çok kullanmak istiyorlar kendi taraflarında. Diyelim ve şimdi Görkem yok. Daha ne kadar uzatacağım? Yo sen... Utku'ya salayım ben şimdi. Yo sor. Yok hayır. Sana salayım şimdi, bitti benim için diyeceklerim şimdi. Ya şöyle ben konunun başına biraz Görkem döneyim. Çünkü konuştuğumuz mevzular yine biraz daha Shadowlands akışıyla alakalı mevzular. Birincil önemli olan şey şu. Primus ne zaman kayboldu bilmiyoruz. Ve diğer Covenant liderleri de Primus'un ne zaman kaybolduğunu bilmiyorlar. Ve hatta bu Shadowlands'in Covenant görev zincirlerini düzgün olarak zaten ilk karakterinize mecbur olarak yaptırıyor. Onu bitirdiğiniz evet. Zaman Prens'le birlikte o işte Skype görüşmesine geldiğinizde Arbiter'ın önündekinde hani Archon ve şey şaşırıyor. Aa Primus yok diye. Yani Primus'un yok oluşundan bir haberler ve işte az önce Murat Han'ın söylediği gibi ta eskiye kadar uzanan o Frostmourne'un yapılması, Helm of Domination yapılması dönemine kadar dayanılabilecek bir mevzu gibi duruyor. Evet. Ya çünkü anladığım kadarıyla Jailer çok önceleri hapsedilmiş. Evet. Ve bu hapisten sonra da Covenant liderleri tabiri caizse kendi düzlemlerinin dışındaki o gelişen olayları umursamamışlar. Yok hayır. Aynen. Hiç büyülenen haberleri yok yani. Evet benim. Yani Primus ölmüş mü? Jailer onu yakalamış mı? İşte silah mı yaptırıyor? O nasıl söyleyeyim? Arbiter düzeninin içine mi sıçıyor falan filan? Yani hiç haberleri yok orada. Sonra diyorlar ki niye böyle oluyor diye daha birilerinden haberleri. Gibi. Şimdi bir önemli ipucu daha şu. O son nasıl söyleyeyim aslında Legendary Craft yapar yaptıktan sonra görmemiz lazım abi yanlış hatırlamıyorsam şeyi. Buyur kızım gel. O sinematiği.
Legendary Craft yaptıktan sonra yani Rune Carver'ın olayı ne abi mesela? Silah yapıyor değil çok mi? Biz, evet, biz de evet, o şekilde evet. kullanıyoruz zaten. Ki Jailer da bu şekilde kullanmış vakti zamanında Helm of Domination'ı ve Frostmourne'u yaptırmış. Eğer benim gibi arkadaşlar lore'a bağlı bir şekilde oyunu oynuyorsanız ben Death Knight olarak hiç üşenmedim. Gittim Death Knight'ımla Covenant olarak Necrolord'u seçtim. Ve o Seat of Primus'a girebilmeniz için bir kılıç forjlamanız gerekiyor. Evet. Yani Primus'un yapısı gereği, doğası gereği çok uygun. Çünkü evet, o kılıç rün kılıcı bu arada. Bölüyorum, rün kılıcı. Evet. Çok da benziyor. Ya hem rün kılıcı bir de şöyle düşün. Maldraxxus yani Necrolordlar Shadowlands'ın askeri gücünü oluşturuyor. Asker dediğin zaman akla gelen ilk şey silah. Evet. Ve bu Benzir. Silahı yani evrenin en güçlü silahlarını yapabilecek karakter Primus. Bu görüntü ve Primus. Evet, evet yani burada bu şekilde oturtabiliyoruz diye düşünüyorum. Peki bunu nasıl söyleyeyim? Nasıl yaptı sence? Mesela soru şeklinde sorayım. Mesela benim fikrim şu. İlk şey kapatıldığında nasıl izah edeyim? Yani böyle bir trik yapıyor Jailer. Hani artık kapatılmayı kabul ediyor gibi. Anlatabildim mi demek Evet. istediğimi? Orada işte atıyorum ne derler hani o son bir büyü yapıyor hani son şakasını yapıyor ve Primus'u Rune Carver olarak Mav'a sokmayı başarıyor. Mav'da da en Evet. güçlü karargahı Torghast'ın içine kapatıyor ki planlarında çok Diğer büyük bir... Eternal Wanderer'ında bundan haberi yok bu arada. O da ayrı komik bir şey Evet yani çünkü gerçekten. onlar büyük ihtimalle biz bunu zincirledik ve işimiz bitti şeklinde Evet. düşünüyorlar olayı. Evet. Rune Carver'ın Zaten Jailer'ın Rune Carver üretlerini düşünmüyorum. Sadece bilgi alıyor gibi görünüyor. Ama your abi finest bilgi alıyor Morn gibi Blade diyor. gözüküyor. Bilgi alıyor gibi gözüküyorsun da Rune Carver orada iki kolundan bağlı. Hafızasını kaybetmiş ve Jailer ona işkence ediyor yani. Daha ne Hayır, kadar elinde bilgi tutuyor almaktan olabilir. ziyade bir de şey diyor. Your finest Morn Morn Blade. Blade yani başka da var yani. Hayır, hayır başkadan ziyade senin diyor yani. Evet, evet. Hitabı böyle kişiye yönelik. Ve şey yani bunu Primus da hani Jailer tarafından kaçırıldığını ya da mağlup edildiğini kendi şey diyor zaten. Zoval kendi zincirlerini bir silaha dönüştürdü ve beni mağlup etti diyor. Yani onu bir sinematik olarak görür müyüz bilmiyorum ama böyle Jailer'ın Rünka Primus'u böyle zincirleriyle mağlup ettiği bir sinematik görebiliriz belki sonra yanına Peki o çektiği. kendi zincirleri derken o zaman yani bizim oyunda yaptığımız görevi de açıklıyor doğru muyum? Hangisi? Yani özel bir güç kullanıyoruz onu zincirinden kurtarmak için. Ha evet. Rune Carver'ın bilgisini almış bildiğim kadarıyla oradan dolayı hafızası kayıp. Ha sen o muhabbeti Evet. diyorsun. Yok tamam o mantıklı. Kaçırıldıktan sonra onun bilgilerini kullanıyor gibi görünüyor. Bilgilerini tabii ki kullanıyor. Ama biz şeyden eminiz bir nebze. Onu söylemeye çalıştık. O silahı yaptırttı ona. Evet, o istedi. O istedi. Yani o silahtan kastımız Frostmourne Ya ve... da Evet. Çok böldüm. Benim Yok, estağfurullah. düşünceme göre Legion'la anlaşması gereği bunu yaptırdı. Yani kendi istedi ama Legion'a göndermek için Dreadlord'lar vasıtasıyla. Anduin'i neden kullanmak ve ne için kullanmak istiyorlar? Şimdi en büyük Shadowlands geldiğinden beri bilinen en büyük bozukluk Arbiter'ın bozuk olması ve Yani Shadowlands mantığının düzgün çalışmıyor olması. Ki No More Lies sinematiğinde zaten Sylvanas açık açık söyledi artık. Hani ölen ruhlar yani o artık Arbiter doğru düzgün çalışıyor dahi olsa... Ölen ruhlar adını sen söyle kendi kaderlerini belirleyemiyorlar. Yani atıyorum işte iyi bir paladin sen iyi bir warrior sen Bastion'a gidiyorsun. İyi bir Death Knight sen işte Necrolord'a gidiyorsun dövüşçüysen falan gibi muhabbetler vardı. Hatta bunu da konuşmasını sıkça yapmıştık Shadowlands gelene kadar ve geldikten sonra da. Onu kırıp artık her ruh dilediği ve kendi hak ettiğini düşündüğü yere gidecek atıyorum. Testine tabi olacak gibi. En basit şeyiyle tabii bunun altında daha derin anlamlarla yatıyor. Çünkü bu düzenin de şu anda her ne kadar bozuk da olsa biz bir dokunduk ve o anima yolları açıldı. Bu anima yolları nasıl işliyor ve yani henüz bilmiyoruz sadece transport olarak mı işliyor? Bence transport olarak işliyor tabii ama bir anima geçişte sağlıyorsa işlerin rengi çok farklı olur. Şu anda Jailer'ın oradan çıkmaması için de ayrı bir çaba gösterilir yani.
Evet. Ben Ozan, şu an Görkem. Görkem geldi mi? Ben... Geldi. Mamış niye? Tamam. Şimdi Görkem'e biraz salalım çünkü o asıl şeyin değil mi? Teorinin. Yayın fikrini düşündü ve bombaları patlattı. Bir o başlasın, sonra ben de destekleyeceğim ben. Tamam. Zaten tam şey, böyle aslında üzerinde konuşacağımız konuyu belirledik. Üstüne iki tane daha bomba geldi. Evet. Bir tanesi daha yeni, taze, yani tazecik gelmiş. Yani genel düşündüğümüz şey destekliyor gibi. Şimdi baştan o zaman alayım ben. Şimdi zaten bölümün adından belli işte. Hepimiz tahmin ediyorduk iyi kötü. Yani Runecarver'ın çok büyük ihtimalle Primus çıkacağını. O yüzden yani ben buna %99.9 diyorum. O çıkacak. Ama nasıl olduğunu ve işte bu hafızasını neden sildiğini, bunu niye yaptığını işte böyle aşama aşama öğreniyoruz. Bu ilk işte çıkan sinematikte, yani sinematik değil, oyun içi cutscene, bug'lıydı bu. Orada Jailer'ın olduğunu ve bizzat onun yaptırdığını görmüyorduk. İki tane kutu gözüküyordu. Jailer'ın da modeli yoktu. Sonradan ekledikler normal halini. Wovet işte o normal halini yayınladı. O halinde gördük. Ondan sonra %100 emin olduk. Demek ki dedik ki işte Frostmourne'u ve Helm of Domination'ı Jailer yaptırmış. Ama burada şöyle bir sorun var. Şimdi bunları Jailer mı tasarladı özellikle? Yani tasarlayıp yaptırıyor mu? Yoksa bunlar önceden olan bir tasarımdı da Jailer bunu işte suistimal mi ediyor? Ve bunu niçin yapıyor? İşte bir Lich King yaratmak için, yani Azeroth'un üzerinde kullansın diye Legion'a bunu vermek için mi yapıyor? En baştan işte Burning Legion'da Kil'jaeden'la mı çalışıyordu? Çünkü Kil'jaeden bu bizim gördüğümüz işte Ner'zhul ve sonradan Arthas olan Lich King'i yaratan, yani bunu ortaya atan, daha öncesinde işte Chronicle'da da yazan Kil'jaeden. Ve işte Kil'jaeden'ın emriyle Dreadlord'lar. Görkem. Ama araya giriyorum. Efnangiller geldi. 57 kişiyle baskın yaptı Lord Konseyi'ne. Teşekkür ediyoruz. Efnan ve Saz arkadaşları, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tam vaktinde geldiniz. Biz de yeni başlıyorduk. Daha doğrusu Görkem üstadımız sazı eline almış, çalmaya başlamıştı. Tam vaktinde yetiştiniz diyelim. Size gelmiş. Yani canım arkadaşım. Seviyorum Efnan'ı. Valla yani. Sözünü kestim abi, özür dilerim. Evet, yayınlarda baskı alalım. Mucuk mucuk kalp kalp. Alarm çalışmıyor konseyde, evet. Kusura bakmayın ama böyle duyurumuzu yapalım. Tamam. İşte dediğim gibi Burning Legion'a bizzat Jailer mı bu emri verdi, ya da şöyle bir şey mi vardı? İşte Dreadlord'lar, daha önce de konuştuk bu, hatta özel buna özel program yaptık. Bu ortaya çıkan Enemy Infiltration diye bir hani belge var. Bu casusluğun belgesi bir nevi. Buradan tahmin ettiğimiz işte sonuçta Sire Denatrius'a büyük ihtimalle bağlı olan bir casusluk ekibi var. Bunlar da çok büyük ihtimalle Dreadlord'lar ve bu Dreadlord'lar her kozmik gücün içine sızmış durumda. Bunlar Burning Legion'da dahil. Hatta belki en etkili olarak onu kullanıyorlar. Çünkü o Enemy Infiltration'da işte Twisting Nether üzerinden her yere ulaşabilmesini, hatta kozmik güçlere de ulaşabilmesini çok avantajlı olarak gördüklerini söylüyorlardı. Eğer ki durum böyleyse, şimdi iki ihtimal var. Birincisi, her şeyin başı gerçekten Jailer. Bütün bu Frostmourne'u da yaptıran, şey yapan, işte Lich King'in de tasarımcısı ve bunları işte yaptıran, emreden Jailer. Kil'jaeden da bunu biliyor. Hatta Sargeras da bununla ortak çalışıyor. Birinci ihtimal bu. Ama bence böyle değil. Bence yani Jailer hem Frostmourne'u hem Helm of Domination'ı bizzat kendi kullanmak için yaptırdı. Yani, bizzat kendi, bu çok önemli. Abi tekrar ettireceğim. Bizzat kendi. Evet, bizzat Jailer kendisi bunları kozmik savaşta kullanmak için yaptırdı. Çünkü özellikle orada ikinci videoda çok güzel o belli oluyor. İşte şimdiye kadar yaptığın en iyi Runeblade'i ve işte herkese hükmedecek bir işte kaskı yaptığın gibi bir şey. Ama ölümün güçleri yine.
Ve bunlar ölümün güçleriyle işte yaptın diyor ve işte Runecarver'a artık yani bu amaçla kullandığını öğrenmiş oluyoruz. Yani Runecarver'da işte Utku'nun dediği gibi yani çok çok büyük ihtimal Primus. Çünkü yani Primus işte Maldraxxus'un yaratıcısı, Maldraxxus düzleminin yöneticisi ve bildiğimiz kadarıyla işte yani Jailer'ın da işte karşısındaki ordunun ya da ne bileyim onu hapsedecek işte organizasyonun başı. Yani bütün bize verilen ipuçları bunu gösteriyor. Yani bunu Winter Queen ya da Archon yapmamış. İşte bizzat Primus'un işte liderliğinde bu gidişat böyle giderse böyle olmaz diye bir isyana başlamış ve böyle bir yeni bir düzen kurmuş. Hatta bunu da bize Maldraxxus'un işte hikayesini bitirdiğimizde sonunda işte Primus'tan kalan bir mesaj görüyoruz. Bizzat kendisi öyle bir sesli mesaj bırakmış herkese. Yani bu olursa beni gelip de burada bulamazsanız o zaman işte Jailer zincirlerinden bizim onu kapattığımız yerden kaçmış demektir. Ve işte her şey bütün Shadowlands düzeni tehlikededir demektir gibi bir şey diyor orada. Yani o zaman da şunu anlıyoruz. Şimdi benim tahminim Jailer eskiden Arbiter'ın yerindeydi. Ve evet, onu işte, söyledik hatta evet. Aynen bunu da daha önce konuştuk. Ve işte bunu bağladığımız olay da şu. Jailer'ın göğsünde olan boşluk Arbiter'ın göğsünde de var. Ve Arbiter'ın göğsündeki o kısım boş değil. Orada bir orb gibi bir şey var. İşte bir küre var. Ve o kürenin çok büyük ihtimalle işte ruhları anima halindeyken değil de bu nasıl denir? İşte chi halinde, raw halinde ruhların işte ölümler öldükten sonra Shadowlands'a geçtiğinde üstüne toplayan bir artifact gibi bir şey gibi gözüküyor. Ve benim ikinci tahminim de buna bağlı olarak Arbiter daha önce de demiştik büyük ihtimalle mekanik bir varlık. Evet. Yani bir nasıl diyeyim canlı demeyeyim de Eternal One değil. Yani bu Jailer, Primus, işte Winter Queen ve Archon hepsi Eternal One diye geçen bir ırka mensup. Ve bunlar işte Titan'a benzer bir yapıda ve işte gene tahmin ettiğimiz üzere yani daha önce de söylendi Titanlardan daha güçlü ve farklı bir ırk. Hatta evet. İşte Dion Hazikostas Titan Plus Plus demişti bunların güç seviyesi için. Ama Arbiter bu ırka bağlı bir varlık gibi gözükmüyor. Zaten Arbiter'ın güçten düştüğünü gördüğümüz o daha başlangıçtaki sinematiği hatırlayın. Yukarıdan bir kırmızı saldırı büyüsü gibi bir şey geliyor ve Arbiter orada donup kalıyor. Bir robot gibi bozuluyor. Yani canlı gibi bayılmıyor. Yani evet, böyle yığılıp kalmıyor. Böyle bir darbe yemiş gibi olmuyor. Yani aynen bir robot gibi böyle bozulup yığılıp diye kalıyor böyle. Yani bu da ikinci destekleyici. Ben onun robot olduğunu söylemiştim tarihinde. Söylemiştin. Yani beta'da hatta yani sinematik ortada hiçbir şey yokken dedik. Bu şey Oribos açıldığında belli oldu bu yani. Evet. Çünkü ilk o Arbiter'ın oyun içi görüntüsü çıktığında zaten bu işte duran hali vardı. İşte robot gibi bozulmuş hali vardı. Ve oradan tahmin ettik bunun böyle bir şey olduğunu. Ama işte şey dedik Mother gibi bir şey bu herhalde falan. Evet. Tamam. Aylar öncesinden. Şimdi Primus işte liderliğinde Jailer'ı o bulunduğu tahttan indirdilerse Oribos'un merkezinden alıp düzeni işte kendilerine göre değiştirecek şekilde bu yeni düzeni, yeni Shadowlands düzenini kurdularsa işte o zaman zaten Jailer'ın eski görevini anlamış oluyoruz. Jailer aslında Arbiter'ın yaptığı şeyi ama daha muhtemelen özgür iradeye ve isteğe saygı duyarak falan bir nevi şey işte gibi düşünün. Harry Potter'daki Sorting Hat işte vardı ya işte seçtiğin eve seni gönderiyor işte hangi Hogwarts tarafına gitmek istiyorsan. Muhtemelen Jailer böyle bir şey yapıyordu ve işte bu özgür iradeyi bir sonuçta yöneten bir varlıktı ve muhtemelen onu da oraya First One'lar. Yani Shadowlands'ı yaratan ilk yaratıcı ırk
olarak adı geçen işte bu gizemli First Ones onu oraya koydu. Ama işte bu Jailer'ın düzenini neden bozdular, neden böyle işlerine gelmedi, neden oraya işte böyle mekanik bir varlık koydular onu bilmiyoruz. İşte yavaş yavaş açılıyor. Ama sonuçta Jailer'ın bu duruma karşı bir intikam hareketi içinde olduğunu görüyoruz ve sadece Shadowlands'e karşı değil, bütün kozmik düzeni değiştirme üzerine artık yani bir harekete geçmiş. Çok büyük ihtimalle bunu zaten yapacaktı. Eski konumundayken de, Arbiter'ın yerindeyken bu kozmik düzeni Shadowlands üzerinden değiştirelim gibi bir girişime muhtemelen girdi. Ama diğerleri buna izin vermedi ve onu işte alaşağı edip bu düzeni kurdular. Bunda da şunu tahmin ediyorum. Üçüncü olan şey, bunu yazmadım hiçbir yere özellikle burada konuşayım diye. Şimdi ilk kez açıklıyorum. Şok şok şok. Yani, bir soru var. Ben araya sıkıştırayım mı? Söyle. Neden Jailer'ı öldürmediler? Bence öldüremezler. Öldüremezlerdi crime. Çünkü... Bence Titanlar gibi onların da bir kodu var. Yani crime. Öldürmemeye dair. Aynen. Crime gibi. Ben Kent olarak yani şey Kent derken kodun yani yapamayazlardı isteseler. Evet. Ama şeyin... Çünkü... Hani koddan ziyade güç seviyesiyle alakalı. Ben öyle düşünmüyorum. Evet, Jailer cidden avartı güçlü bence bu arada onu da söyleyeyim. Onu söyle. Ben öyle düşünmüyorum. Bence geçen sefer bu neden Jailer'ı kapattılar konusunda Görkem'in bir teorisi vardı. Birisini öldürdü ve aslında öldürmemesi gerekiyordu kendilerinden birisini. Hani crime şeklinde. Ben de öyle düşünüyorum. Yasak. Hayır tamam, o kapatılma sebepleri. Hani şimdi işte chatte gelen soru şeydi. Hani neden öldürmediler? Çünkü yapamıyorlardı ciddi anlamda. Hani ellerinde öyle bir imkan yok, öyle bir güç yok yani. Evet. Ya, zaten yani düz düşünürsen ve şu anki duruma da bakarsan çok büyük ihtimalle buna güçleri yetmedi. Yani çok korkuyorlar zaten Jailer'ın serbest kalma ihtimalinden. Evet. Nasıl bir gücü varsa artık. Şimdi, yani öldürebiliyor olsalar aynen bize verilen hikayede sonuçta bu kadar çekindikleri, korktukları ve serbest kalınca işte onların felaketi olacak bir varlığı güçleri yetse öldürürlerdi hapsetmek yerine. Yani çok büyük ihtimalle böyle gözüküyor. Bir de şöyle bir durum da var. İşte Jailer'ı oraya hapsetmişler ama Maw'ın işte baş gardiyanı olarak onu oraya koymuşlar. Bu da şeye çok benziyor. İşte bunu konuşmuştuk daha önce. Yunan mitolojisindeki Hades'in hikayesine benziyor. Evet. Hades de biliyorsunuz işte Zeus'a denktir aslında ama aralarındaki savaştan sonra işte Zeus tahtı ele geçirir ve en büyük rakibi olan Hades'i işte oranın cehennemi olan işte boyuta hapseder. Ölüler diyarına atar. Evet yani Tartarus muydu işte oraya onun gardiyanı yapar. Yani bu Jailer'ın hikayesi... andırıyor ve bir muhtemelen gönderme de buna. Hatta bir destekleyeyim, Maw'da River of Souls da var hatta. Evet, direkt Yunan mitolojisinde. Yani o Aşil'in işte topuğundan tutulup evet. İşte o River of Souls göndermesi, hatta Helya işte Helya'nın... Zaten ben o yüzden Hades'im dedim acaba. Yani River'ın başında Helya duruyor gibiydi o yüzden. Evet, değil mi? Evet. Yani Styx aynen. Styx nehrini andırıyor. Şimdi diyeceğim şuydu, üçüncü olarak ilk kez açıklayacağım şeyi de diyeyim. Yani Jailer'la ilgili şöyle bir ihtimal var. Yani Jailer'ın bu kozmik savaşa girişme nedeni ve işte aslında işte bizim de daha önce tahmin ettiğimiz aslında Jailer iyi adam mı ya da işte iyi bir şey mi yapmaya çalışıyor olayını da biraz destekleyen bir gidişat var. Bu da şöyle... Yani eğer ki bu Jailer bu düzeni işte bozmaya ya da işte değiştirmeye çalıştıysa çok büyük ihtimalle First Ones'ın kurduğu düzeni diğerleri bozmak istedi. Yani ruhları kullanmak için, animayı daha fazla kullanmak için diğer Eternal One'lar bu düzeni aynen devam ettirebilir. Bunu da şöyle düşünün. Bir doğal kaynak var. Sonuçta işte petrol gibi düşünün. Bu Shadowlands'in en önemli doğal kaynağı anima. Yani, ve çok büyük ihtimalle zaten bu Eternal One varlıkları animanın vücuda gelmiş hali. İşte örneği vermiştim. Titanlar nasıl arcane enerjinin vücuda gelmiş hali. İlk böyle vücuda gelişi işte Titan oluyor.
Bunlar da çok büyük ihtimalle işte Eternal One'lar da Anima'nın vücuda gelmiş hali. Ve bunlar o yüzden Anima'ya böyle yaşamsal bir bağımlılıkları evet. var. Yani bu ihtiyaç da değil. Yani onların varlığını garanti eden bir şey bu. Yani bu da şu demek oluyor. Bu kurulan Shadowlands düzeni, yani ölümlülerin ölüp işte animalarını buraya vermeleri ve Shadowlands'ın bunu kullanması olayı onlar için bir nevi enerji kaynak, besin. Enerji kaynağı. Yani evet, bunu işte petrol gibi düşünün. Petrol için artık böyle etik şeyleri onlar için, işte belki First Ones'ın verdiği kuralları, onlar için kurduğu düzeni ötesine geçip daha çok anima, daha çok güç ve işte bu düzenin daha da böyle bozulmayacak şekilde kalması için belki işte Jailer'ı o yüzden alaşağı ettiler. Jailer de bu düzenden rahatsız olduğu için işte ölümler bizim için yaşamamalı diye düşündü evet. belki de. Yani işte kısacık hayatları onlar için, sonuçta şöyle düşünün. Yani sonsuz yaşayan ve ölümden sonrasını yöneten bir ırk var. Ve onlar açısından evet. bu ölümlüler nasıl gözüküyor? Çok kısacık bir hayat yaşayıp onlara enerji kaynağı olarak gelmek için işte yaşayan... Muhteşem bir şey. Evet. Varoluş amacı. Ve şimdi bunların bir birey olarak yani gören görevinden dolayı çok büyük ihtimal sadece Jailer'dı. Çünkü yönlendiriyordu işte gelen ölümlüleri. İşte evet. istedikleri ya da ait olduklarını, kendilerine ait hissettikleri yere Jailer'ı yönlendiriyordu. O yüzden çok büyük ihtimalle bu ölümlülerle bir bağ kurdu ve onları bu şekilde acımasız bir kadere mahkum ettiklerini belki düşündü. Ve bunu evet. olmak için bu özgür irade üzerine bir düzen ya da belki First One'ın ilk düzenini yeniden kurmak için bir harekete geçti ve diğer şeyler işte Eternal One'lar onu çok büyük ihtimal bastırdı ve hayır işte biz bu düzeni bozmayalım, enerjimizden o zaman mahrum kalırız, işte ölüp gelsinler ne olacak, işte biz onlara işte görev veriyoruz, bir şekilde idare ediyorlar işte, yapıyorlar zaten falan. Falan zaten yapıyorlar gibi belki bir aralarında tartışma bu şekilde başladı ama Jailer'ın işte bence yapmak istediği bu özgür irade üzerine yeni bir kozmik düzen işte kurma isteği artık öyle bir aşamaya geldi ki bir yerden sonra işte bu güç çatışmasına dönüştü. Ve yani bu güç çatışması artık Jailer'a karşı diğer hepsinin tek bir cephede birleşmesine neden oldu. Çünkü tek başına yani herhangi biri Jailer'a karşı gelemeyecek kadar zayıf çıkıyor zaten. Ve Jailer eski gücündeyken de çok büyük ihtimalle yani hepsine denk bir varlıktı. Bunu da şey gibi düşün işte. Sargeras nasıl diğer titanlara denk işte güç olarak hepsini tek başına yenebilecek güçte. İşte ki bunu fel ile güçlenmeden zaten öyle düşünüyorlar. Aynı evet. şekilde Jailer da çok büyük ihtimalle öyleydi ve işte Sargeras'la olan bağlantıları da ve Burning Legion'la olan bağlantıları da çok büyük ihtimalle bunun üzerine kuruluyor. İkisi de benzer bir motivasyona sahip. Hem Sargeras hem Jailer. Yani evrendeki bozulmanın, düzensizliğin ve işte adaletsizliğin yeniden böyle bir düzen kurarak, bunu devirip yeni bir düzen kurarak işte bunu yenilemeyi düşünüyorlar. Ve bu adaletsizliği işte özgür iradeye olan bir nevi böyle saygısızlığı ya da böyle görmezden gelme olayını değiştirmek istiyorlar. Ve bunu da şuradan anlıyoruz. Sylvanas'ın bu Anduin'le yaptığı konuşma, işte o videoyu izlediyseniz işte No More Lies'da açık açık söylüyor artık. Yani hatta Anduin de buna inanmıyor. Yani ben özgür iradenin ve adaletin yanındayım diyor. Bu adaletsizliğin karşısındayım diyor. Ve işte sen yaşamı seçiyorsun ama diyor işte Anduin'e, bak işte yaşam senin için yazılmış bir kaderi yaşıyorsun. Ya aslında çok özür dileyerek gireceğim ama Anduin de güzel laf çakıyor orada. En nihayetinde çünkü yapmaya çalıştırdığı şeyi Sylvanas her ne kadar güzel değil de anlat. Bir şey yaparak yapıyor ama o da biraz greater good olayı işte. Aynen. Yani büyük amaç için sonuçta senin oradaki
yani buna karşı çıkman o genel şeyi planı ya da herkes şöyle düşünelim. Bütün evrenin özgür iradeye sahip olması için bir kişinin itaat etmeye zorlanması gerekebilir. Evet. Yani bunu böyle görüyor Sylvanas. Evet, o şekilde yaklaşıyor ama şeyi güzel yani, nasıl söyleyeyim? Hani bir film çekilse gerçekten diyaloglar bu kadar olurdu yani. Evet. Yani zaten oradaki yani oyun içi cutscene olmasına rağmen inanılmaz bir böyle oyunculuk detay var, evet. Böyle mimikler, hareketler, böyle ışıklandırma, gölgelendirme, onlar bile var yani. Müthiş olmuş yani. Evet, Sylvanas orada kapak yapıyor ama Anduin'in söylediği, şimdi şöyle söyleyelim. İşte o kapağı arkadaşlar, bunu taraf olarak şey yapmayalım. Daha sonra yorumların altına yazmayın Horde Konseyi diye. gerçekten Alliance tarafı işte o kapağı yaşamadı. Evet. Gerçek anlamda. Evet, aynen. O diyelim. Doğru. Bitireyim o zaman. Yok yok, yani araya böyle tatlı bir şey bırakıyorum, ne derler? Üstüne tuz ekliyorum falan. O çok önemli bir detay çünkü evet, hakikaten evet. Yani ne kadar özgür irade, adalet de dese sonuçta Anduin'i zorla ve hapsederek işte, ve hatta diğer liderleri, diğer belki kendi işte askerlerini de o şekilde ne bileyim motive ediyorlar. Hatta işte Primus'u da sonuçta zorla kullanıyorlar. Evet. Ama şöyle de bir durum var. Yani eğer ki işte Jailer ve Sylvanas'ın bu anladığımız motivasyonu samimiyse, ki öyle gibi gözüküyor. Evet. Yani Sylvanas'ın konuşmasından. Hatta orada şey çok da önemli bir detay var. Sylvanas'ın orada coşup gaza gelip bir an böyle pot kıracak gibi olduğu bir an var. Evet. Susuyor sonra. Evet, susuyor. Evet, orada susuyor. Hatta tam önceki şeyde işte programda tam o anın görüntüsünü kullanarak posteri hazırladım ben. Yani çünkü o detay çok önemli. Orada işte Sylvanas'ın da aslında bu hani davaya çok kendini ait görse de tam ne diyordu? Orada işte "We can't even choose who we" diyor ve duruyor orada işte. Yani evet. Orada kime ne yapacağımızı bile diyor ama işte kimi kastediyor? İşte kime itaat edeceğimizi bile mi? Kimden nefret edeceğimizi bile mi? Kime karşı savaşacağımızı bile mi? Orada kimi kastediyor? Yani şey evet. De olabilir. Mesela Jailer'ı mı kastediyor? Yani Jailer'ı mı kastediyorsa, çünkü o zaman şey diyor. Yani kime itaat edeceğimizi, kimin yanında savaşacağımızı bile seçemiyoruz diyecekken mi duruyor? Mesela Sylvanas orada. Yani en gözüken ihtimal bu. Evet, ama ben bu değil. Bence direkt bunu kastetmiyor. Orada bambaşka bir şey çıkacak o. Yani evet. Şey bile olabilir. İşte kimi seveceğimizi, kimi feda edeceğimizi bile seçemiyoruz gibi bir şey evet. Diyecek gibi geldi bana orada. Esas orada diyeceği o. Çünkü Sylvanas'ın işte genel hikayesini düşünürseniz hep bir böyle istemsiz fedakarlık ve istemsiz böyle yani düştüğü durumlar var. O yüzden evet. Böyle içine düştü bir acımasızlık, hatta en son aşamada artık öyle bir seviyeye geliyor ki artık duygusuzca bunu yapmak zorunda kalıyor. Artık yani tabii undead de olduğu için buna yatkın da, vicdani olarak daha nasıl diyeyim acımasız. Ve işte Sylvanas'ın normalde böyle bildiğimiz böyle işte taktisyen böyle ve işte duygusuz falan olarak bildiğimiz, belki işte herkesi feda ediyor bir şey için umurunda değil falan diye, işte bencil diye düşündüğümüz Sylvanas'ın burada böyle bir kaygısı var. Yani evet. Hadi Anduin'i ikna etmek için yalan söylüyorduysa, yani işte ona açıklama yaparken diğer bütün söylediği her şey yalansa bile, o gaza gelip durduğu an yalan değil. Yani bütün Sylvanas'la ilgili bütün ön yargıyı kıran bir an o yani. Ben öyle gördüm. Ama isteyen kırar, istemeyen kırmaz ya işte. En nihayetinde elf abi, elf kadar duygusal yani şimdi. Tabii tabii olursa. Elf halinde de yani evet, undead olmadan önce de elfler ne kadar duygusal ki, evet yani. öyle bir durum var kesinlikle. Yani özellikle Night Elf'lerden bunu anlayabilirsiniz işte. Night Elf bozulmamış güya elf ırkı değil mi? Yani hadi High Elf'ler büyüyle bozuluyor falan ya. Night Elf'ler bozulmamış bir yani elf ırkı olarak o kadar acımasızlar ki, o kadar duygusuzlar ki, yani kendilerini ve
İşte o doğal düzeni korumak için her şeyi feda ediyorlar. Yani evet, önceki bütün hikayeyi okursanız, işte hatta Warcraft 3'ü oynayın yeter yani. Reforged'u oynayın bu arada, oynamadıysanız. Evet. Yani oradan Night Elf'lerin genel düşünce yapısını görebiliyorsunuz. Yani eğer bir şey uymuyorsa onların genel felsefesine, işte dini düzenine bir nevi, yani işte doğayı koruma gibi şeylere uymuyorsa, kralını tanımıyorlar. Yani müttefik bile olsa silip atabiliyorlar. Şimdi böyle bir ırktan gelen, hadi büyüyle bozulmuş hayal ırkına dönmüş bir Sylvanas, bir de üstüne undead olmuş. Yani duygusuzun duygusuzu ve en böyle artık şey, matematik düşünen, sadece taktik düşünen bir varlık olması gerekirken, her hamlesinin stratejik olması gerekirken, o böyle duygusal bir çıkış yapıyor ve orada duruyor. Yani bunu da söylememek için kendini oradan düşünün, işte bu Sylvanas'ın aslında nasıl belki de yanlış anlaşılmış olabileceği ihtimali, tek o sahne tek başına yeterli yani. O yüzden işte son aşamada da işte toparlayayım. Yani bu videonun üstüne şimdi son çıkan video herkes izlememiştir de yani o da şu şekilde destekleyici. İşte Sylvanas'la Jailer'ın bir konuşmasını işte uzaktan gizlenip izliyoruz biz oyuncu karakterler olarak. O biziz değil mi oradaki ya? Oradaki değil mi? Arkada oturuyoruz. Evet evet. Oyuncu o konuşmaya bir an tanık oluyoruz. İşte birkaç saniye konuşarak geçiyorlar. Ve işte buradan da anladığımız sonuçta bir işte bu Anduin'le konuşmanın devamı gibi o. Ve işte bir silah bulduk. Artık o silahı işte şekillendirmemiz lazım, kullanılır hale getirmemiz lazım diyorlar. Yani Jailer Sylvanas'a bunu diyor. Sylvanas da Jailer'ı destekleyici şekilde işte onu yapacağız, o yolda gidiyor zaten gibi bir şey diyor. Şimdi buradan ona geçiş yapıyorum. Sazı almışken. Yo, devam devam. Giriyoruz araya gerektiğinde zaten. Tamam. Burada da şöyle bir ihtimal çıkıyor. Şimdi Sylvanas diyor ya Anduin'e, seni silah olarak kullanmak için buraya getirdik ve işte büyük planımızın işte parçasısın gibi bir şey diyor. Bu aşamada da işte direkt olarak tabii şey düşünüyoruz. Jailer'ın kastettiği silah yani Anduin'i diyor herhalde diye düşünüyoruz. Ama bence bu kadar göz önü, bu kadar dümdüz değil olay. Şimdi Anduin'le beraber kimler düştü onu düşünün. Evet. Jaina düştü. Tral düştü. Bane'i kurtardık. Oynamıştır artık herkes oraları. Yani bu karakterler zaten silah olarak kaçırılmış demek ki. Yani silah olarak gücünü kullanarak dönüştürülüp silah yapacak. Böyle bir evet, dönüştürülüp bunlar aynen işte ya artık işkenceyle ya ikna ederek ya bir şekilde işte bu Sylvanas'ın işte gördüğümüz artık yalan söyleme metodunu belki yani kullanarak, ki Sylvanas yalan söylemiyor orada da. Yeah. İşte no more lies. Bunları aynen yani bunları belki de işte Mav'ın baş kumandanları haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Neden bu karakterler peki? Çünkü bunlar animası çok yüksek karakterler ve işte Shadowlands için bir ölümlünün değeri animası ve işte o sağlayacağı anima gücü. Ve bu anima güçleri aynı zamanda Shadowlands'taki iradelerini ve oradaki güçlerini de belirliyor. Bu karakterlerin hepsi, özellikle Jaina, işte Thrall da tabii böyle bir karakter. Bunlar animaları yüksek karakterler ve işte ilk başlangıç görevinde şeyi hatırlayın. Jaina kaçmış, diğerlerini kurtarmaya çalışıyor ve işte onunla karşılaştığımız zaman diyor ki işte ben defalarca kaçtım, defalarca tekrar yakalandım. Adeta beni bir sınava tabi tutuyor Jailer diyor. Evet. Yani o çok önemli bir detay. Şimdi neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü işte yıldırmak için ve işte orada geçirdiği zamanda artık böyle mücadele etmeyi bırakıp itaat etsin ve bizim yanımızda savaşsın diye böyle bir onu bir döngüye sokmuşlar gibi gözüküyor. Hatta biz işte yardım edip oradan kurtarmaya da çalıştığımızda ilk başta bizimle gelemiyorlar. Biz sadece çıkıyoruz şeyden işte Mav'dan ve işte Oribos'a gidiyoruz.
Diğerleri gelemiyor. Sonradan işte beyni de farklı ayak oyunları sayesinde kurtarabiliyoruz. Normalde onun da çıkamaması lazım. Tek başına çıkamıyor zaten. Buradaki anahtar nokta, bunların dışında bir kişi daha var. Sylvanas'ın arkasından işte bu şeyleri yolladığı o giriş videosunu hatırlayın. Giriş videosunda diyorlar ki işte bütün liderler kaçırıldı. Liderlerin nasıl kaçırıldığını görmek için konuşuyoruz. Bize sinematiği gösteriyor. Bir kişiyi kaçıramıyorlar. Kim? Tyrande. Evet. Tyrande'nin buradan şunu anlayın. İşte anima gücü olarak ne kadar böyle güçlü, ne kadar şu anda Jailer'ın ağzını sulandıracak bir seviyede olduğunu anlayın işte. Ve işte burada kastedilen bence esas silah bizzat Tyrande. Oha. Yani çok büyük ihtimalle bizzat Tyrande'yi en büyük silah olarak görüyorlar ve onu dönüştürmek için nasıl herkes şey tahmin ediyor ya işte Anduin, evet, yeni, evet. Anduin yeni Lich King olarak hazırlanıyor. Yok. Diye herkes bunu düşünüyor ve bütün internet böyle çalkalanıyor şu anda. Ama bence bu çok yani artık hem klişe olur hem yani evet, berbat bir hikaye gidişi olur. Hiç sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Bu özellikle bize atılan bir yem. Öyle zannedelim diye. Hatta kendi aramızda da konuşmuştuk. Şey çıkmıştı. Bu Game of Thrones zamanı işte Joffrey Baratheon'un saçı sarı ama işte diğer işte Baratheon'ların saçı siyah diye böyle o eski güncelere bakıp şey yapıyordu ya işte anlıyordu işte saçının renginden. İşte Varian işte Vrynların de saçları bu renk falan diye öyle bir meme vardı. Yani o yüzden de herkes aslında işte Arthas'ın oğlu mu çıkacak Anduin falan yani diye bile artık böyle iyice abarttı. Öyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Merak ya, etmeyin. O konuda zaten ileriye de dönük bir komik vardı hatırlarsanız. Anduin'in evet, yaşlı hali olmadığında aslında. Evet. Yani Anduin Lich King olsaydı öldürülmesi gerekirdi. Yaşlanmazdı aynen. Evet. Şu anda halen kanon olan. O ayrı bir mevzu. Son of Wolf. Evet aşkım o ayrı mevzu ama. Ona yormuyor musun? Son of Hayır. Wolf çizgi romanında. Pardon yok. Sen Tyrande olduğunu bugünkü sinema bugünkü cutscene'le mi öne sürüyorsun? Yoksa ya bu son çıkan ya yok önceden de zaten bunu konuşmuştuk biz kendi aramızda. Onu da şuradan söyledik. Yani bunların hepsini yakalayabilmiş diğer bütün liderleri. Tyrande'yi yakalayamıyor. Yani o kadar güçlü ki onu işte yakalaması için gönderilen diğer işte Mouseworn'ları öldürüp kaçıyor ve kendi başına giriyor Shadowlands'e. Yani bunu da şöyle düşünün. Yani ileriki aşama biraz spoiler olacak ama yani zaten beta'dan beri belli olan bir şey. Başka Night Warrior'lar da var. Yani evrenin başka yerlerinden gelmiş Shadowlands'e ve Ardenvale'de gelmiş başka Night Warrior'lar da var. Evet. Ve bu Night Warrior'lar Ardenvale üzerinden işte Elun'un onları güçlendirmesiyle işte görevlerini yapmışlar. Bu gücü alma sebeplerini ya da ne bileyim artık amaçlarını yerine getirmişler. Ondan sonra ölünce de yeniden doğmak için Ardenvale'de gelmişler. Tyrande'nin de normalde böyle bir döngüsü olması gerekiyor. Night Warrior gücünü aldıktan sonra onu bu kadar uzun süre tutmaması gerekiyor. Yani evet. Bu çünkü işte şeyden de anlıyoruz. Hatta Alliance tarafında başlangıç görevini yaptıysanız sonradan Stay a while and listen diye opsiyon diyalog opsiyonları geliyor ya NPC'lere. Orada işte konuştuğunuz zaman herkesle hem Gen hem de işte adını unuttum. Tyrande'nin Chandris of Helen. Evet, Chandris geliyor. Chandris'le konuştuğumuz zaman Chandris diyor ki yani Tyrande de işte bir yani terslik var. İşte onu artık tanıyamıyorum. İşte intikam şeyle çok fazla evet, artık evet, böyle gözü dönmeye başladı gibi bir şeyler diyor. Bunun sebebi Tyrande'nin döngüyü ilerletmemesi. Yani Night Warrior olup işte niye aldı Night Warrior gücünü? İşte o bölgeyi geri alıp Night Elf'lerin intikamını alıp ondan sonra ölmesi gerekiyordu. Hatta kendini öldürmesi gerekiyormuş. Evet. Yani bunu da orada öğreniyor. Spoiler oluyor biraz ama
Burada da şeyi yapınca Nightfae Covenant'ının hikayesine devam edince en sonunda bunu anlayacağız. Halen daha tam açıklanmadı. Bir tane de açıklanmayan işte bitiş sinematiği var. Galiba Rinam en sonuna geldiğinde çıkacak o da. Onu bilmiyoruz orada ne olacağını hala daha. Bir tek işte bunu biliyoruz. Başka Night Warrior'lar var. İşte Tyrant da oraya geçecek. O bu hikayeyi oradan devam ettirecek. Son aşamasında böyle bir sinematikle anlayacağız ne olduğunu. Şimdi Tyrant da bu gücü tuttuğu için Shadowlands açısından bayağı istisnai bir durumda. Biz nasıl Mav Walker olarak istisnai bir karakteri oynuyorsak işte bu istisnai gücümüz de hatta işte diğer Shadowlands düzlemlerinin bile işine gelecek bir şey olarak gözüküyorsa şu anda Tyrant'da da öyle. Ve bu gücü tuttuğu sürece de kendi iradesini kaybetmeye başladığını da biliyoruz. Yani intikamının iradesine giriyor. Bir nevi Dark Side oluyor. İşte şey evet. gibi. İşte Darth Vader sonuçta Star Wars bilen vardır burada. İşte Darth yani. Vader. Dark Side'a geçtiği zaman iradesini kaybediyor. En sevdiği insanı bile gözü dönüp işte ona öldürecek kadar gözü dönüyor ve işte bu karanlık tarafın gücüyle onun etkisine giriyor. Bu da aynı şekilde işte Night Warrior olduğu için Tyrande de bu olmaya başlamış. Bunu görüyoruz. Yani Tyrande'nin daha çok Night Warrior kaldığı her süre kendi işte Dark Side'a geçiyor. Yani kendi iradesinden, kendi amacından aynen Anakin'den Darth Vader'a dönüşüyor ve sonunda da böyle bir gidişat içinde gibi. Ve bu halinde Jailer için resmen böyle ağzını sulandıracak bir duruma gelmiş durumda. Yani onu ele geçirirlerse ve onu kendi iradelerine bir silah olarak dönüştürürlerse, yani olması gereken Lich King yaparlarsa Tyrande'yi, o zaman o işte Frostmourne'un ve Helm of Domination'ın esas yapılma amacı ortaya çıkacak. Ve benim de ikinci tahminim Frostmourne'un Helm of Domination'ı tabii ki Tyrande'ye vermek için değil, onu Lich Queen yapmak için değil, bunu Jailer kullanacaktı. Evet. Frostmourne ve Helm of Domination'ı ve bu Tyrande gibi animası güçlü karakterleri de silah olarak kullanacaktı önünde ve bunlara iradesini, bunlara rahat hükmedebilmek için, bu iradesi çok güçlü, animası çok güçlü karakterlere de iradesini geçirebilmek için Helm of Domination'ı kullanacaktı. Yani bu aşamada bunu sağlamaya çalışıyorlar bence. İşte Tyrande'yi ve diğer bu animası güçlü karakterleri kendi silahlarına dönüştürüp kozmik savaşta diğer artık kozmik güçlere ve ilk önce tabii Shadowlands'in diğer işte artık yöneticilerine karşı kullanmak için bunu yapıyorlar. Yani benim tahminim bu yönde. İşte böyle. Şimdi kafalar karıştı biraz. Evet. Yani. Şu an biraz kafalar karıştı. Karıştı evet. Öncelikle bir toparlama 40, yapayım ben müsaade varsa. 40 dakika konuştum maşallah. Ya canım yani en su yakında... içmedi ya. Su içmedi abi adam. İnsan bir su içer git su iç ya. Git su iç 40 dakika konuştum. Yedim böyle enerjimi. Ha, evet tabii onun enerjisi de biraz. Değil mi? Yemek de hatta iç. Böyle sona sakladı falan iyice. Enerji olsun diye. Şimdi özellikle chatte akan birkaç mevzu var, ben onları bir toparlayayım. Şimdi arkadaşlar tabii nasıl söyleyeyim, Sylvanas ve Jailer oturmuşlar, belli bir plan doğrultusunda hareket ediyorlar. Ancak işte şu bize kesin boyun eğer, şu kesin işte silah olarak kullanabiliriz. Bu arada silah ne? Hani oradaki silah kavramı da tam net bilinmiyor, onu da söyleyelim. Görkem aktarırken de vurguladı zaten birkaç yerde. İşte böyle bir koca bir kanon var, işte gezegenlere püf sıkacak diye bir şey yok. Ne anlamda ne amaçta kullanacağını... Askeradaki goblin kanon hiç ateşlenmedi. Belki de o Jailer onu istiyor. Yani ne gibi bir şey var o henüz bilinmiyor. Mesela işte bir arkadaşımız söyledi, beyin kaçırıldı mesela ama Jailer beğenmedi. Sonra onu püf diye attı işte Into the Maw. Şeyinde giriş görevinde ya da işte Jaina'yı Maw'ın kendi içerisinde iradesini kırmaya çalışırken işte Tral'ı özel Torghast da aldı. Orada bağırıyorlardı, sesleri vardı gibi. Şöyle söyleyeyim, hani bunların animaları kullanılmak isteniyor.
bu yönde. Hani kendi, ya kendi rızasıyla. Hakikaten o aradaki sinematiği söylemeyi unuttum. Evet bak, Utku'nun dediği o, arada bir sinematik daha var. Sadece işte sesler ve Mav'dan görüntüler, onu da bize Bolvar gösteriyor. İşte ben böyle görüyordum Shadowlands'ı diye bize o görüntüyü gösteriyor. Orada görüyoruz. Evet. Ve yani şey gibi düşünün, hani böyle işte mesela Deathwing's son sinematiğini düşünün, işte bir tane tabak çıkartacak kral puf evet. yapacak vuracak gibi bir şey değil. Onların içindeki gücü kullanabilme. Yani evet. Şöyle düşünün, Garrosh'un sinematiğini hatırlarsanız Garrosh itaat etmiyor belli ama animası nasıl da sömürülüyor gibi bir benzerlik kurabilirsiniz. Ve büyük ihtimalle Görkem'in Trendy'ye bağlıyor olması mevzuyu da aralarında gerçekten, şimdi anima gücünü şöyle şey yapın. Anima gücü zaten yaptığı hareketlere de yansır karakterlerin. Yani mesela burada ben neyi demek istiyorum? Ya gerçekten şimdi ben beyni yermeyeceğim ama ya beynin ne yaptığını gördünüz. Yani, hani gerçekten iyi bir insan diyecektim. İyi bir Tauren olmaktan başka babasının şey gölgesinin dışında neyi başarmış Azeroth'ta? Hani Jailer bu yüzden anca beğenmiyor. Ancak ihanet, hıyanet. Ancak ihanet, hıyanet, düşmanlığı. Evet yani. Hayır, demek istediğim şu, atıyorum Kane olsaydı o uçurumdan aşağı atılmazdı büyük ihtimal beyin gibi. Yani. Evet. Misal onu demek istiyorum. Trendan'ın de Torghast'ın, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Night Warrior eyvallah, Elun eyvallah. Şunu unutmayalım hiçbir zaman. World of Warcraft sahnesinde Champions diye Muradin'in bağırdığı karakterler en güçlü karakterleriz. Biziz. Evet. Biz Torghast'a laps loops girip çıkabiliyoruz. Bunu sakın unutmayın. Ve yani bir netse bu Shadowlands serüveni boyunca da Trendan'dan biraz daha güçleneceğiz. Hikayesel olarak da. Bu anlamda şu anda Torghast'ın level'larını ya da Torghast'ın katlarını trende çok rahat rahat böyle işte piknikte geziyormuş gibi gezmesine müsaade ettiğini sanmayın. Aynı Bane'e yaptığı gibi, aynı Tral'a yaptığı gibi farklı bir metotla Trende'ye de o sınavı işletiyor. Evet. Yani onun animasını sınıyor. Evet. Ve büyük ihtimalle şu anda bizim de gördüğümüz bu. Azeroth liderleri arasında en güçlü animaya sahip olan aşikar. Sylvanas zaten Elite. Trende. Evet. Burada ikinci bir şey diyeyim. Unutma diyeceğini. Burada şimdi hani Sylvanas niye bunları yaptı? Sadece Mav'a daha çok işte anima gitsin, daha çok ruh gitsin diye işte Tel Drassil'i yaktı zannediyoruz ya. Arkadaşlar aslında Sylvanas Tyrande'yi delirtmek için bunu yaptı. Bence öyle. Direkt karanlık yola düşürmek için. Evet. Yani Sylvanas Mal'Ganis'in Arthas'a yaptığını Tyrande'ye yaptı. Yani delirtip onu bu gücü kullanmak zorunda bırakmak için Night Warrior gücünü açsın, karanlık yola girsin, kendi bu iradesini kaybetsin ve ondan sonra onu rahat ele geçirelim, kullanalım diye büyük ihtimalle Jailer'dan emri aldı ve bunun için gerekeni yaptı. İlk başta tabii bunun için şey yapacaktı, işte Tel Drassil'i ele geçirecekti. Ve işte şükürler, çay servisi. yani ilk zaten hareket buydu, işte Tel Drassil'i işgal etmek için geliyordu güya. Ama olayın gidişatına göre ve Saurfang'in bir nevi ihaneti, bir nevi artık basiretsizliği diyelim, Malfurion'u öldürememesi yüzünden. Hatta bak şunu hatırlayın. O War of Thorns'un başında Sylvanas'la konuştuğunuzda Horde tarafında bu savaşın amacı Night Elf'lere umutlarını kaybettirmek diyordu. Evet. Bunun için de Malfurion'u öldürmemiz lazım diyordu. Yani ilk amacı zaten Sylvanas'ın buydu. Malfurion'un öldürülmesi hangi Night Elf'in en çok canını yakar arkadaşlar? Tyrande'nin değil mi? Aşkısının. Yani, evet yani bu olayın, yani bu Tel Drassil yakılmasaydı da, zaten Malfurion'u öldürseydi, ilk başında planladığı şeyi yapsaydı da gene Night Warrior olacaktı Tyrande. Peki o zaman sana soruyorum abi. Bizim ilk başlarda tahmin ettiğimiz ve üzerinde bayağı yoğunlaştığımız bir mevzu vardı ki işte
Teldrassil'in Night Elf'lar tarafından Eredar'ların şey gibi kullanılması, adını sen söyle, Soul Engine şeklinde kullanılması. Soul Engine olarak kullanılması, evet. Olması. Çünkü Night Elf'lerin bağlantısı yok ama Wisp mantığı ve Wisp işte... Wisp mantığı, evet, onu da söyledik. Yani dinlerinin üzerine kurulu olduğu sistem, Druidism yani, Wisp mantığı ve bu işte doğayı koruma amaçları sonuçta doğayı çok sevdiklerinden, canlıları çok sevdiklerinden değil. Kendi güçlerini, kendi büyü güçlerini korumak için bunu yapıyorlar ve arttırmak, evet, için bunu yapıyorlar. Ne kadar, işte bunu şöyle düşün. Warcraft 3'te ağaç kesmiyorlar. Ağaçların, hı-hı, gücünü kullanarak ve işte oraya işte wispleri vererek oradan faydalanıyorlar. Evet. Bu zaten tanım olarak ruh büyüsü arkadaşlar. Yani evet, ve yani yok yok, ben demek istediğim bu şu şeydi. Biz hani Sylvanas'ın bu sebeple ağaca yürüdüğünü düşünüyorduk ama altta yatan asıl sebebin trend olduğuna mı kanaat getiriyoruz? Farklı, evet. Evet. Bence çok büyük ihtimalle bu. Her şey de şu anda bunu destekliyor. Yani özellikle işte bu Legion bağlantısını da devamlı konuşuyoruz ya. Yani Legion'ın yaptığı şeyler bir nevi Jailer'ın planının böyle test drive'ı gibi gözüküyor. Evet. Şu anda. Yani Sargeras'ın yaptığı her şey böyle Jailer'ın artık böyle yani daha büyük ölçekte yapmak için yola çıktığı şeylerin işte sadece fiziksel evrende gerçekleştirilmiş hali. İşte Eternal One'lar için değil de Titanlar için yapılmış, evet, hali. Yani hep böyle gözüküyor ve işte Lich King olan Arthas'ında aynen işte şu anda Tyrande yapılmaya çalışılan şeyin bir artık denemesi, demonstrasyonu gibi gözüküyor. Yani ya bunu bilinçli yaptılar ya da işte Dreadlord'lar artık orada bir ikili oynadı. İşte bunu bir deneyelim, şey yapalım işte bakalım gücü geçecek mi bunlara falan gibi. İşte denemek için yaptılar. Ve işte bunu da yapmak için işte Jailer'ın kullanacağı silahı işte kaçırdılar. İşte Kil'jaeden'ı belki kandırdılar. Belki ikna ettiler. Bak böyle yapacağız, sonra buna yarayacak falan gibi. Ya da bizzat Jailer ilk baştan beri zaten bunun için hepsini yapmıştı. Ama işte sonuçta Light'tan ters etkileneceğini ve işte bu silahın Light tarafından yok edilebileceğini biliyorduysa bile, yani bunların olabileceğini tahmin etmedi ya da o sırada çoktan güçten düşmüştü ve bunlara gördü ve müdahale edemedi. Bunlar olurken sadece izlemek zorunda kaldı ya da işte belki haberi bile yoktu Mav'da hapsolduğu için. İşte bunları artık bilmiyoruz ve hikaye yavaş yavaş açıldıkça bence bütün bu detayları göreceğiz. Yani Steve Denuser'ın bir lafı var yani. Bu oyunda ve işte oyuna bağlı şeylerde gördüğünüz hiçbir şey boşuna size gösterilmiyor. Ve boşuna hiçbir şey anlatılmıyor. Bunları ya sonradan kullanmak için ya da işte sonradan bunlardan işte size bir şey anlatmak için bunları gösteriyoruz diyor. Şimdi bize gösterilen Bastion videosunda Arthas Mav'a atıldıysa bunun bir sebebi var. Yani evet, bu çok anahtar bir nokta ve bunun üzerine de yapılan röportajda şunu demişti gene aynı adam. Yani şu anda WoW'un hikayesini yöneten adam diyeyim. Yani Arthas bizim için kutsal kase. Onu gerekmedikçe ellemiyoruz. Hatta işte onun önceki hikayesini bozmamak için özellikle dokunmuyoruz bile demişti. Yani burada bunu kullanıyorsak çok dikkat etmemiz lazımdı ve hem yanlış anlaşılma olmaması için hem de anlattığımız şeyi orada doğru vermemiz için onu orada çok doğru kullanmamız lazımdı gibi bir şey dedi. Yani bu Bastion videosunda bize bunun gösterilmesi demek ki çok önemli bir detay ve çok büyük ihtimalle bu, yani Arthas sonradan bizzat bir karakter olarak gelip bir şeyler yapmayacak olsa bile onun oraya düşmesi ve ondan sonra bunun Mav'a etkisi büyük ihtimalle kırılma noktalarından biri olarak ortaya çıkacak. Çünkü Arthas da animası çok yüksek bir karakter. Yani ve belki de o yüzden işte Dreadlord'lar da Arthas'ı Lich King olması için böyle manipüle etti. Mal'Ganis onu bu şekilde tahrik etti ve yemledi. İşte tuzağa düşürdü. O yüzden de yani bütün bu olaylar
Hepsi birbirine bağlı gözüküyor. Bu videolar açıldıkça da çok büyük ihtimalle bunu öğreneceğiz. Özellikle de Rune Carver üzerinden, yani büyük ihtimalle Primus üzerinden. Oynamaya devam edin oyunu. Bu da size oyunu oynamak için ve hikayesine odaklanmak için bir motivasyon olsun. Her Renown açıldığında ve bu Renown'lar sonuna geldiğinde bu olayı göreceğiz. Ve en sonunda 9-1'e geçerken de işte bence sonraki aşamanın artık ne olacağını bilerek geçeceğiz. Yani bunlar açıklanmış olacak. Zaten işte o Renown'ların bitişi de büyük ihtimalle 9-1'e denk gelecek. Ve o son sinematiği de göreceğiz. Onu da şöyle tahmin ediyorum. Önceki programda bölümde demiştim. Bu gördüğümüz işte CGI olan Jailer sinematiği, işte diğer liderlerin de olduğu sinematik çok büyük ihtimalle her bir Covenant'ın bitiş hikayesinin sinematikleri onlar. Ve her biri bittiğinde bunları göreceğiz. Ve işte 9-1 gelmeden o sinematikleri de izleyip vay anasını neymiş olay diye anlayıp ondan sonra geçeceğiz. Peki yani sana birkaç soru sorayım. Bu ara chatten gelenler de var. Onları da ekleyeyim de. Erdem bir şey sormaya çalışmış. Ben anlamadım sanırım. Belki sen anlarsın. İleteyim. Rune Carver Jailer olabilir mi? Ve şu an Jailer olarak bildiğimiz de demonlardan biri olabilir mi? Yani kılık değiştirip Jailer gibi görünebilir mi? Yok, olamaz. Böyle bir şey mümkün bile değil. Yani Dreadlord'lar tamam güçlü. Evet, böyle başkasının yerine geçebiliyorlar falan filan da. Yani bunun bir sınırı var arkadaşlar. Şimdi anca ölümlüleri kandırır Dreadlord'lar. Evet. Hadi diğer kozmik güçleri ucundan kandırabiliyorlar. Ki onda da hatta şöyle düşünün. Light'a sızabilmek için bir tanesini feda etmişler bir nevi. Yani Lothraxia'nın Light'a sızmak için yani işte sonuçta dönüşmüş artık. Böyle Light Dreadlord olmuş. Yani bunun bir sınırı var ve o kadar da güçlü, o kadar da şey değiller. Sonuçta onları yöneten ölümden bir liderse, yani bu Eternal Ones'dan biri ise, çok büyük ihtimalle Sire Denatrius, ki o bizzat onların yaratıcısıymış gibi gözüküyor. Evet. O işte Enemy Infiltration belgesini okursanız direkt işte böyle yaratıcılarıyla konuşuyormuş gibi, en büyük liderleriyle konuşuyormuş gibi yazılmış. Ve işte oradan da fikir yürüterek zaten güç seviyelerinin buradan geldiğini, bu kadar olduğunu anlayabiliyoruz. Yani Demon değil. Titan kesinlikle değil. Yani Eternal One'lar aynı zamanda First One kesinlikle değil. First One daha görmedik. Bu arada Eonar da bir Eternal One değil. Yani %100 eminiz yani değil. Eonar bir Titan. İşte doğa titanı, artık nature, işte life gücüyle yüklenmiş bir titan, ama sonuçta bir titan, yani arcane bir varlık, fiziksel evrene bağlı bir varlık, ölümle bir alakası yok. Yani zaten şu oradan şöyle anlayabilirsiniz, yani demon olan varlıklar, buna şey de dahil, işte Burning Legion'ın yöneticisi olduktan sonraki her ne kadar Eradar olsalar da onlar da demon oluyorlar. Hatta Illidan da demon oluyor işte belli bir fel gücünü geçtikten sonra. Bunlar Twisting Nether'a bağlı varlıklar ve öldüklerinde Shadowlands'e gitmiyorlar. Yani şu anki düzende bile, biz Argus'u yok etmiş olduğumuz halde bile demonlar ölünce Twisting Nether'a gidiyor. Sadece eski hızda geri gelemiyorlar. Artık yani o Argus'u, işte Sargeras'ın kullanma amacı işte bunların öldükten sonra çok daha çabuk geri gelmesini ve işte Legion ordusunun hiçbir zaman eksilmemesini sağlamak. Yani, Rune Carver'ın hatıraları diye inatla soruyorsun Erdem, kaçırmıyorum sorunu ama Torghast'ta değil onlar sadece. Onlar aynı zamanda hani işlenmiş legendary şeylerin, bütün legendary'lerin hatıraları ve sağdan soldan topluyoruz. Sadece evet. Torghast'tan değil. Amacımız Rune Carver kimse şayet, işte Jailer'a olan savaşımızda hani onun kendisine ihtiyacımız olduğu için nasıl söyleyeyim, hafızasını geri yerine getirip kullanmak istiyoruz. Bunun da yolu işte legendary'lerini craft ettirmek. Buradan gameplay'e bağlıyor aslında mevzu. Torghast'tan topladığımız esas şey Soul Ash bu arada. Yani evet. Anılarının sadece çok küçük bir kısmı orada. Yani
Onun listesi var. Hangisi nereden düşüyor ona da bakabilirsiniz. O kadar çeşitli yerlerden geliyor ki. Hatta bunu bir oturup incelemek lazım. Çünkü Primus olduğunun ispatı çıkacak bu büyük ihtimalle. Anılarının işte her anının böyle bir verdiğiniz zaman bir şey açıklaması durumu var ya. Bunların hepsi ortaya çıktığında çok büyük ihtimalle Primus'a zaten bağlanacak mevzu. En son anı galiba o Legendary olan işte şeyden Venary'den alacağımız. Eye of the Jailer mı ne öyle bir şey? Ha, aynen. En alması zor olan işte anısı da o gibi gözüküyor. Emin değilim ama Legendary başka anı zaten çok az var. Yani oradan işte o hikaye açıklanacak ve işte bu gidişattan da görüyoruz. Zaten bu sinematikler de yani oyun içi cutscene'ler de bunu ispatlıyor aşama aşama. Ve yani hadi hiçbir şey olmasa suratına bakın arkadaşlar. Yani işte Primus'un yüzüyle aynı yani. Sadece mov versiyonu gibi. Yani çok büyük ihtimalle de işte bu sonradan göreceğiz işte gerçek yüzünü. Hatta ben şöyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle Jailer'ın ikizi gibi bir şey çıkabilir. Şeklen aşırı benziyor çıkabilir. Sor bebeğim evet. Sorunu. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Peki bu diğer Covenant liderleri ne halt diyorlar? Ne yapıyorlar abi? Bunlar olurken yani neden bu kadar kayıtsızlar? Dürüstçe söyleyeyim mi? Jailer'ın kaçamayacağını düşünüyorlar çünkü. Dan ziyade anima sıkıntısında şu anda kendi dertlerini düşünmüş durumda. Tabii kendi dertlerini der. O da bir şey canım. Kendi dertlerini der şu an. Yani ilk başta Murat Han dedi ya yani bu kurulan düzenden dolayı büyük ihtimalle nasıl olsa akıyordu oraya anima. Yani bunu şöyle düşün. Sana aylık belli bir maaş yatıyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Oturduğun yerden geliyor. İşe gider misin? Evet. Gitmez. O yüzden gitmiyorlar işe ve bunu kontrol ediyorlar. Orimos'a gidip Arbiter nasılsın, nasıl gidiyor, sıkıntı var mı falan demiyorlar. Anladım. Yani ve durumdan bir haberler hakikaten. O kadar büyük zaman geçmiş ki onlar için bile. Bu durumdan bir haberler. Bundan da şöyle emin oluyoruz. Yani anima sıkıntısı olduğunda bile bunu ona yormuyorlar. Yani Arbiter bozuldu. İşte anima sıkıntısı var. İşte o artık şey bozulduğu için mava akıyor işte diyorlar. Olur mu yani? Tam tersine. Jailer özellikle bu gücü kendine kanalize etmek için bu düzeni bozuyor. Yani yeniden güçlenip oradan çıkabilmek için bunu yapıyor ve diğer liderler o kadar bu rahata alışmış ki ilk kurdukları Jailer'ı devirdikten sonra kurdukları düzene o kadar alışmışlar ki böyle güç sarhoşluğu ya da nasıl diyeyim o anima zenginliği içinde bu düzene devam etmeye çok alışmışlar ve bunu sorgulamıyorlar. Ancak gidince böyle birazcık bir terslik olduğunu fark ediyorlar ama gene de buna yormuyorlar. Özellikle Winter Queen ve yani Archon hadi böyle şey kendi böyle bağnazlığından ve işte Bastion'un düzenini ve işte görevini çok önemsediğinden bunu yapıyor. Ama Winter Queen artık tamamen böyle şey. Yani anima sarhoşluğu, anima böyle bolluğundan dolayı bunu yapıyor. Ya bir de korkuyor yani bitecek çünkü. Evet evet ve bu yüzden de böyle şey yapıyor. Yani o Ardenvale sinematiğinde, yani sinematikte animasyonda görmüştük ya işte net bir kuraklık var. Böyle artık ruhları seçmek zorunda kalıyorlar. Öyle bir durumda bile birebir müdahale etmiyor. Yani panik halinde değil. Yani neyse o zaman şöyle yapalım falan. Yani bu şunun kanıtı. Yani işte aynen dediğim gibi bu anima bolluğuna alışmanın kanıtı. Yani şey gibi düşünün. Çok zengin bir insanı birden fakir bir duruma koysanız gene o zengin zamanındaki şartları durumu ister ya hani nerede bana yemek getirmiyorlar falan diye böyle bir tepki gösterir. Winter Queen'in hali bunun gibi. Yani o lükse alışmış, o rahatlığa alışmış ve iyi o zaman kesin madem ne yapalım falan gibi bir halde böyle. Biz de geldiğimizde mesela Ardenvale hikayesini oynadığınızda görüyorsunuz yani hizmetkarları panik halinde ama
Winter Queen'de öyle bir durum yok. Böyle o çok da müdahale etmiyor işte. Ve hatta en sonunda işte direkt böyle şey, kız kardeşini suçluyor. Kız kardeşi kim bilmiyoruz henüz. Evet. Birazdan onu da konuşuruz. O, o yani bomba. Winter Queen'in bu şeyi işte bu şımarık davranışı, evet, evet. Ya bu şımarıklık yani. Bu şey olaya müdahale etme etmeme şekli. Bu önceki düzenin, önceki sistemin nasıl aslında adaletsiz olduğunu ve bu düzeni kurmak için nasıl bir önceki düzeni bozduklarını anlamış oluyoruz. Yani bu şey gibi adeta işte önceden çok eşitlikçi, özgürlükçü, böyle özgür iradeye dayalı bir Shadowlands düzeni vardı. Ama sonradan böyle ölümlüleri ve ruhları sadece güç kaynağı olarak kullanan ve işte öldükten sonra da onları bu Shadowlands'ın bu düzeni içerisinde bu düzeni devam ettirmeye böyle yönlendirecek yeni bir düzen kurdular. Ve işte özellikle Bastion'da bunu görüyoruz. Öldükten sonra önceki hayatlarını, önceki kişiliklerini ve böyle kendilerini unutmaya zorlanıyorlar. Evet, terk etmeye zorluyorlar. Unutmaya zorluyorlar. Yani bu ne kadar iyi bir şey olabilir ki? Yani senin yapacağın şey, evet, istediğin kadar kutsal bir amaç olsun ki o kadar kutsal bir amaç da değil. Ruhları alıp getirmek amaçları bu. Yani işte yani evet, Bastion'daki en büyük amaç bu. Yani sen ruh getirici olacaksın. İşte bunun için eğitiliyorlar. Bunun için böyle oradaki o kutsal purpose amaçları bu. Hatta Oribos'taki purpose da bu. Bu değil mi? Shadowlands'ın bu düzeninin devam etmesi ve korunması. Yani Oribos'taki en çok işte o şeyin işte Arbiter'ın kolu, Arbiter'ın parmağı. Arbiter'ın göğsü falan. Evet, işte Arbiter'ın sesi, Arbiter'ın dili hepsi aynı şey diyor. Yani öyle bir düzen var. İşte Shadowlands'ın düzeninin korunması lazım. Buradan Davos'a bağlayabilir miyiz? Davos peki şu, şey için mi çalışıyor şu anda? Jailer için ilk mi çalışıyor? İlk başta olmasa da sonradan Jailer için zaten dungeon'da görüyoruz. Ya tamamen. Aslında böyle Jailer için de değil de sanki yolları kesişiyormuş. Amaçları kesişiyormuş. Evet, evet. Tamamen Arkon'la bir derdi var. Esas öyle zaten ama yani motivasyonları farklı olsa da vardıkları nokta aynı. Sonuçta Davos'ta yani şey yapmaya çalışıyor. Özgür iradeyi ve işte bu Bastion'a gelen varlıkların önceki yaşadıklarını korumaya çalışıyor. Evet, bundan evet. Bundan faydalanılabileceğini düşünüyor. O önceki deneyimleri onlara bir şeyler katabileceğini düşünüyor. Ama Arkon o kadar bağnaz ki hayır diyor. Buranın böyle bir düzeni var. Unutacaklar ve artık buranın hizmetkarı olacaklar. Sadece burası için çalışacaklar. İşte sadece görevlerini yerine getirecekler. Shadowlands böyle devam edecek falan diye. Böyle bağnaz bir görüşü var. Şimdi Arkon'un da bu Eternal One'lardan bir tanesi, hatta işte Jailer'ı devirenlerden bir tanesi olduğunu düşünürsek, bu kadar katı bir şekilde Davos'un ve işte diğer Davos'la ortak görüşteki yani hatta Dark olmadan önceki halinde onlara karşı gelmesinin sebebi bu. Yani Davos da işte ölme, yani Davos'un dungeon'da işte gördüğünüz hali de aslında birebir tabii Mouseworn olmuyor. Katılmıyor. Yani Jailer'ın müttefiki değil. Jailer'ın müttefikleri Mouseworn. İşte şu anda mesela Sylvanas ve işte orada gördüğünüz diğer bütün o yani Kirion'da olan Mouseworn'ların Kirion halini görüyorsunuz zaten. Ama işte Bastion'un hikayesinde de görüyoruz. Bir tane Mouseworn var. Onlara bunu nasıl diyeyim, empoze etmiyor ama işte onlara yardımcı oluyor. Bir nevi isyanı tetikleyenlerden bir tanesi de o. Ve işte bunu tabii şey Bastion hikayesinde de Uther üzerinden göreceğiz çok büyük ihtimalle. Nasıl işte Tyrion Bey'i Ardenweald'da göreceksek Bastion üzerinde de hikaye ama Bastion'da da hikaye Uther üzerinden gidecek. Ve büyük ihtimalle Kirin Covenant'ını seçenler görecek. Evet. Evet, sadece onlar görecek. Yani aynen. Ve işte oradaki düzenin, oradaki bozulmanın, isyanın işte altında yatan sebepleri, Uther'ın bile bu Darkside'a geçmesinin sebeplerini orada göreceğiz tek tek. Hatta Uther'ın belki
bir sonraki aşamaya da geçip belki hatta Mouse War'una katılmasını da tetikleyecek olan şey evet. O Davos'un dungeon'da gördüğümüz hali ve işte ölüp gitmesi adeta böyle ulan yazık oldu dediniz yani değil mi görüntü? Ben dedim işte, valla. O yazık oldu bile diyorsak bakın böyle dış kapının mandalı olarak dışarıdan gelmiş Mav Walker'lar olarak bile böyle diyorsak düşünün onu Uther onu kurtaran ve işte onun iradesine saygı duyup onu böyle intikamını almaya yönlendiren artası Mav'a attıran Davos'un ölümü Uther için ne ifade ediyor oradan düşünün işte. Yani bu da muhtemelen kasıtlı yapılan bir şey ve işte Uther'ı da aynen Tyrande gibi kendi saflarına katmak için yaptıkları bir motivasyon ya da bir hareket işlerine de gelmiş gibi gözüküyor. Evet. Yani o dungeon'ı da bu perspektiften bir daha düşünün o dungeon hikayesini. Bir dahaki yaptığınızda bu gözle bakın diyeyim. O zaman bu Covenant'ların içinde en zeki olan Denethor'uyuz. Şu anda onu anlıyoruz. Her şeyden haberdar. Hepsinin arkasından mikmikliyor bütün Covenant'ları. Eğer en zekisi o. Onda da, evet evet. Bak ama onda da şöyle bir bit yeniği var. Jailer'ı ilk yani hapsedenlerden bir tanesi de Denethor'uyuz. Evet. Ona karşı açıp yani çünkü hepsi birlik olup ancak Jailer'ı yenip hapsedebilmişler. Onu biliyoruz. Bunların arasında Denethor'uyuz da var. Denethor'uyuz ne oldu da sonradan taraf değiştirdi ya da şöyle diyeyim. Ne oldu da Jailer'ı ikna edebildi? Yani sadece bak ben bütün animanın sana akmasını sağlayacağım diyerek Jailer'ı ikna edebileceğini ben sanmıyorum. Çünkü Jailer bunu zaten yapıyordu. Hatta yani işte bunun çok daha öncesinden olduğunu da şuradan anlıyoruz. İşte Runecarver'a bunu yaptırdığı zaman da zincirleri kırık halde. Demek ki aslında işte Denethor'uysa işte özgür kalmak için ihtiyacı yok. Ama bunu başka bir sebepten Denethor'uys Jailer'ı ikna etmiş ve bir nevi gücüne güç katıyor şu anda. Onun yanında durmak için ya da durabilmek için. Onu ikna edebilmek için. Belki işte intikamından kurtulabilmek için. Böyle bir şey yapıyor. Yani gördüğümüz kadarıyla Denethor'uys gayet zeki bir varlık ve evet. Hakikaten yani kendi çıkarını, kendi canını korumak için ne gerekiyorsa yapacak bir varlık. Ve o işte Revendreth hikayesinin bitişinde de bunu görüyoruz zaten. Ayrıca güç farkını da görüyoruz. Evet. Yani o yüzden muhtemelen Primus ve yani Jailer Primus'tan sonra en güçlü Eternal One İşte Denethor'uyuz gibi gözüküyor. Bu ara Benke'nin sorusuna cevap verilmiş oldu. Daha da aynı şeyi sordu zaten. Odontia bir soru sormuş. Onu da zaten aslında Görkem cevapladı. Forsworn olayı Mav Sworn'dan biraz ayrı. Ona bağlı ve şeyden aynı eski. Davos mevzusundan eski. Tabii o yüzden anlattım. Zaten Davos işte hani şey Jailer'ın tarafında mı diye soru gelmişti ya. İşte Jailer'ın tarafında değil öldüğünde. Onu biliyoruz, dungeon'da görüyoruz zaten. Ama bu işte yani Davos'u kendi tarafına geçirmek için bir kaygıları olmayabilir. Aslında Uther'ı kendi tarafına geçirmek için Davos'u kullanıyordu büyük ihtimalle Jailer. Şimdi zaten, ben özür dilerim. Zaten buydu yani ama o zaman işte Davos zaten Mouseworn olmuyor. Biraz bir soru, uçuk bir soru. Çünkü en nihayetinde Runecarver'ın yani bizim Primus diye tahmin ettiğimiz karakterin silahları dövdüğü ve cisimleştirdiğini biliyoruz. Ama öte yandan da Jailer'ın da Tyrande'yi bir silah yani bir amaç uğruna kullanacağını ya da kullanmak istediğini de biliyoruz. Burada sence Runecarver'ın yani Primus'un bir rolü olur mu? Neticede Primus sadece işte fiziki kılıç, balta döven bir karakter değil. Bunu da nereden biliyoruz? Maldraxxus'taki yaratıklarından biliyoruz. Ve bunda animayı şekillendirdiğini de tahmin edebiliyoruz basit bir şekilde. Böyle bir hareket içerisine girmek isteyebilirler mi sence? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani bence öyle bir şey olmaz. Yani zaten Tyrande şu haliyle yani bir Night Warrior olarak
ve işte şu anki gücünde ve Night Warrior etkisinden de çıkmadığı için zaten istedikleri yerde. Sadece onu kendi iradelerine geçirmeleri gerekiyor. Bunun için de işte artık ikna edici belki son bir hamle yapacaklar. Belki ne bileyim gözünün önünde Malfurion'u öldürecekler falan. Öyle ya da ona benzer bir şeyler olacak. Hani Malfurion değil ama bence Chandris ya da işte o tarz bir karakter, belki Tral, ne bileyim yani yani Tral olmaz da yani Tyrion Day'i delirtecek bir şey olacak yani. Ondan sonra artık bunu şey gibi düşün işte yani Malganis ve Arthas olayına çok benziyor gidişat. Yani Tyrion Day'e yapılanlar özellikle çok benziyor. Yani Malganis de en son işte Arthas'ı delirtmek için ne yapıyor? İşte Stratholme'u işgal ediyor falan. Stratholme olayı işte Tel Drassil olduysa bundan sonraki aşama işte Frostmourne'u alması için işte Northrend'e gitmesi. Yani artık son hamleye gidiyor Tyrion'de. Bu son hamlede ne? İşte yeni bir Frostmourne mu alacak? Yani ya da bu Frostmourne değil de başka bir şey mi olacak? İşte Tyrion Day'i eşiği geçirecek bir şey mi yapacaklar? Onu henüz bilmiyoruz ama çok büyük ihtimalle işte onu bu yoldan saptırmayacak ve daha da böyle gözünü işte intikam hırsı bürümesini sağlayacak bir şey yapacaklar. Bunu da çok büyük ihtimalle işte Ardenweald hikayesinin sonunda göreceğiz. Yani Elun'un ortaya çıkması, yani belki Elun'a karşı bir şey yapıyorlar ve Elun'a karşı Tyrande'yi kullanacaklar. Çünkü şu anda gidişat biraz öyle gibi. Tyrande'nin intikamı, yani intikam hissi Elun'a doğru yönelmeye başladı gibi gözüküyor. Çünkü işte bizi korumadın, bak işte bu duruma düştük, sen bize yardımcı olmadın. Tamam bu gücü verdin ama hiçbir işe yaramadı. Bak işte Sylvanas'ı yakalayamadım, öldüremedim falan gibi bir durumda. Yani kitapta biraz onu görüyoruz. İşte Tral'la karşılaştıklarında işte konuşmaları ve hareketi, işte gücü bu yönde. Hep böyle karartıcı, işte intikam şey falan, böyle gözü dönmüş halde. Ve gidişat da biraz o yönde gibi bence. Yani bir silah olacaksa da işte yeni bir Frostmourne olmaz da işte ne bileyim Tyrande'ye uygun işte ok olur, yay olur işte ya da ne bileyim Warglaive olur. İşte şimdi ha bakın çift Warglaive gördük ya Matanos'a karşı Tyrande'yi. O da mesela bununla ilgili önemli bir detay olabilir. Yani sonuçta Matanos'a karşı önce okla başlıyor ama sonradan çift Warglaive ile geliyor ve işte o şekilde dövüşüyor. Sonradan da işte bu şeyde bu haldeyken Shadowlands'e geçiyor. Eğer böyle giderse yani yeni Warglaive'ler verilebilir ona. Mesela işte Arthas'ın Frostmourne'u alması gibi, işte Tyrion'da belki işte neydi o? Mournblade diyor. Mournblade. Işte. Yeni bir Mournblade'i işte Tyrande'ye verip İşte onu aldığı anda onların işte Jailer'ın iradesine girecek belki. Bu sorunu aslında şey söyledik ama arada kaynamış sanırım, duymadın. Bu son sinematikte net Anduin bilmiyoruz. Net mi? Net değil. Yani değil. Daha önce Anduin'le ilgili sohbet ettikleri için çıkarım yapıyoruz. He dediği için var. Bu ara Valkyrie yok Forsworn'da. Onlar düşmüş Kyrian. Evet. Valkyrler arkadaşlar, orada yanlış anlam olmasın. Valkyrler Odin'in yarattığı varlıklar. Evet. Odin ölen kadın savaşçıları tutuyor ruhlarını. Bu şeyden aldığı, Muezzala'dan aldığı güçle ve tek gözünü feda ettikten sonra bunu yapabiliyor. Muezzala'dan aldığı güçle ölmüş kadın savaşçıları tutuyor. İşte Ray kulları. Ve işte onları gördüğü işte Kirianlardan gördüğü görevi onlara veriyor. Siz de işte ölmüş diğer Raykulların ruhlarını toplayın, bana getirin. Onları da işte kendi savaşçım yapacağım diyor ve bu sayede Valkyrler oluşuyor. Sonradan Valkyrlerin işte Lich King'in iradesine geçmesi de aslında şey, onların Scourge tarafına, Scourge'ün işte Northrend'i işgal etmesinden sonra oluyor. İşte
Görkem çok özür diliyorum. Araya giriyorum. İzleyicimiz biraz bastırdı. Konuyu sen farklı değerlendiriyorsun. Orada he diye kastettiği Anduin ama we have our weapon dediğinde we have him demiyor. Demiyor. Ondan... Weapon dediğinde him demiyor. Ha, biz onu kastediyoruz. Evet evet. Yani ben de oradan orada çıkartmıştım. Şey, bir dakika dur. Script'i vardı şeyde de elimin altında değil. Wovet'te var. Wovet hemen Shadowlands'ın Runecard'ı buldum. Direkt yok, script'ten yok. Bakayım emin olalım. Çünkü ona ben özellikle dikkat ettim. Anduin'i mi kastediyor diye 2-3 kere hatta ya, cümlede baktım. Mevzuda konuştukları Anduin. Önce yield tabii olacak. Evet. Tamam gelecek mi şey. Hatta yayına. Falan bakın dedikleri. Script'i var. Even'ı. Bir dakika burada. Dur şey. Bu öteki. Yo açık altta bende ya. Runecarver'lı olan. Ötekini de açayım. Jailer sinematik. Ama o mevzu başka. Hani değil o değil. Şeyin yani Jailer'ın böyle arkasını dönüp giderken ki bahsettiği weapon o değil. Değil evet ya. Neyse artık. Ya az önce ben de öyle şimdi onu izledim de doğru söylüyorsun. Şimdi Google'da arayınca çıkan şey şimdi çıkmadı. Dur Jailer. Jailer'sa gerekli enstrümanları hazırlamamız lazım diyor. İşte oradaki evet. Enstrümanlar büyük ihtimalle benim düşüncem oydu. Görkem biraz yok dedi ama Görkem'in dediği de çok mantıklı. Runecarver'ın yani çünkü enstrüman dedim yapma dedim mi Primus hep benim aklıma geliyor. Bakalım lan nasıl bir şey içine girilecek orada. Yani. Buldunuz mu attınız mı? Resmen. Ha yok atayım. Yok ben sinematik baktım. Bende burada bu. Yani altta açık. Ben de orada bir he deyince ben kesin andım. Bu Jailer çok karizmatik şimdi... duruyor. Seçimlerde aday olsun. Aynı şekilde bu, düşünüyorum. Bunu şey koymamışlar. Bunun transkripti yok zaten. Tamam evet. Alt yazısı da yok. Neyse dur. Helm of Domination yani, diyordu. Aynen şeyi demiyor. Yani özellikle izledim şey isim ve yani him olarak falan dedikten sonra weapon olarak dediğinde sanki başka bir şeyden başka birinden bahsediyorlar gibi konuşuyor. O Helm of Domination ihtimal vermeme sebebimiz de eğer silah Tiren'deyse bunu tutturduysak yani Lich Queen yapmayacağından dolayı. Evet. Yani onu bir şekilde kullanacaklar ama yani Helm'le Frostmourne gibi bir şey ya. Verip onu yani bir iradeyi kullanması için sonuçta Arthas'a verilmiş bunlar. Ama öyle bir durum yok. Yönetmesi gereken bir Scourge yok mesela Tyrande'nin. Öyle düşünün. Ya bir de sanki artık Azeroth'la işi bitti gibi yani. Jailer'ın Azeroth'tan almak istediklerini aldı şeklinde. Azeroth onun hedefi. Azeroth'la işi bitmiş. Hayır. Yani. Şöyle kastım. İşte ekstra getireceği bir nasıl söyleyeyim champion yok. İşte ekstra getirmek istediği bir Tyrande gibi nasıl söyleyeyim bir lider. Gangrayman'i istemiyor mesela hani. Aynen. Kaçıracağını kaçırdı sonuçta. Onu söyleyeyim. Onun için bir maşaya ihtiyacı yok yani. Bu saatten sonra yapacak planını koyacak ve göreceğiz. Evet. Bizim şeyde miydi bu ya? Dur. Yani sen vermiyor olabilirsin. Belki Anduin'dir. Yani biz böyle şey demiyoruz zaten. Bunu hiçbir yayında da yapmıyoruz. Abi dediğimiz dedik, öttürdüğümüz düdük. Yok, işte buna yani, inanmayan işte konserden çıksın falan öyle bir şey söylemiyoruz yani, da. Aksine. Ama tutturuyoruz yani. Aksine izleyici olarak senin farklı fikirde olmanı istiyoruz biz. Yoksa zaten şey olur böyle. Ekran başında 4 tane adam konuşuyor. Hı hı diyen izleyiciler olur modunda olur. Abi fikir yürütüyoruz. Siz de yürütün yani. Ya şöyle düşün. Ama söylediğimizi tutturuyoruz yani. Ya evet yani çünkü dayanaklı atıyoruz. Yani sebebi o. Yani destekli sallıyoruz bir nevi yani. Uteri'yle Arthas kol kola çıkar mı? Yani yok.
yok yok. Zannedim ama şey Arthas'la Sylvanas'ın çıkmasını çok istiyorum. Ben Arthas'ın bu iş sonunda tamamen deceased olacağına, Uther'in de zırlayacağına falan inanıyorum yani böyle. Ben çok yanlış yaptığım falan diye. Yani ya da işte tamamen Dark Side'a geçecek Uther'da. İşte Mouse Worn olacak. Bana öyle geliyor. Yani gittiği yön öyle gibi. Geçmişi oynamıyoruz. Hayır hayır Mamma Mia. Geçmiş oynamalı gibi durum söz konusu değil. Yok tabi tabi. Yes, ben... Geçmişte görüntüler görüyoruz ama oynadığımız yani bizim karakterimizin olduğu zaman aralığı şu an oluyor. Yani şey değil. Warlords of Draenor'a benzer bir gidişat yok. Bir tek şöyle bir durum var. Shadowlands'de zaman farklı ilerliyor muhabbeti olmuştu işte hatırlarsanız ta en başında. Orada kastedilen şuymuş. İşte Jaina ve diğerleri kaçırıldıktan sonra sanki yüzyıllardır burada aynı şeyi yapıyormuşum gibi falan diyorlar. Mav'ın içinde özellikle Jailer'ın gücünün yoğun olduğu yerlerde böyle bir durum var. Yani işkence yapılan varlıklar zaman kavramını kaybediyorlar. Ve bir yerden sonra bu da şeyde vardı Artbook'ta işte Collector's Edition'a gelen Artbook'ta işte Mav'a düşen ruhlar bir yerden sonra işte sonsuz bir işkence gördükten sonra artık işte Jailer'ın hizmetine kendi istekleriyle girer gibi bir şey var. Suyumu içiyorum hatta bitki çayı içtim merak etme canım. Tamam ben bir soru soracağım. Yok chat'i görüyorsan Alessun Trigarde diye bir arkadaşımız sormuş. Aha Azeroth'un savaşçısı bayağı meşguldünüz son zamanlarda zor günlerde gibi bir şey söyledi. Evet. Evet. Yani şöyle bir şey var. Bütün Shadowlands yöneticileri Azeroth'u biliyor ve hatta bayağı saygı duyuyorlar Azeroth'tan gelen diğer ruhlara da. Önceden mesela bu düzen bozulmadan önce oraya gelen ruhlara da. Bunu hatta şurada görüyoruz. Bastion'da Warbrave Oro'ydu galiba. Bir tane High Mountain Tarum var. İşte o mesela şey olmamış daha. Yani eski kişiliğini kaybetmemiş. Hala hatırlıyor. İşte unutmam gerekiyor tabii ama falan gibi böyle kabullenmeye çalışır halde görüyoruz onu. Yani bu tip çok şey var. Hatta işte şey de var. Bir tane işte cinsiyet değiştiren işte Kirin var ya işte o bile mesela eski halini hatırlıyor. Ve şey diyor işte yani tamam işte ben unutmam gerekiyor ama aslında bunlardan faydalanıyoruz da falan gibi. O da böyle şüphede. Yani o yüzden Azeroth'tan gelen böyle varlıklar zaten animası ve iradesi çok güçlü yaratıklar. Biz de oyuncu karakter olarak, champion olarak bunların en güçlülerindeniz. Yani bize o yüzden sadece saygıları yok, bizi biliyorlar da. Bizi takip ediyorlar zaten. Ve çok önceden zaten Titanların ve işte bu Titan ruhlarının belki işte ne olacağını da takip ediyorlar. Ve çok büyük ihtimalle işte Azeroth'un ruhunun etkisinden dolayı bizi İşte bakın buradan güçlü animalar geliyor diye takip ediyorlardı zaten. Onun sebebi bence o. Ben sana başka bir aklımda takılan şeyi soracağım. Bu Runecarver'ın lokasyonu sence sabit kalacak mı? Yani biz bunun hafızasını... Yani bence 9-1'e geçerken biz... Soruyu anladın değil mi abi demek istediğimi? Anladım evet. Şimdi şunu biliyoruz yani Legendary şu anda bir tane yapıp yani yapabiliyoruz bir sürü Legendary ama bir tane kullanabiliyoruz ya. Şimdi evet. Bu Legendary'ler 5'li mi 6'lı mı bir set olacak Shadowlands'ın sonuna doğru. Ve Jailer'la ancak o zaman karşılaşabileceğiz. Yani bunu da şöyle düşünün. Demek ki öyle bir aşamaya geleceğiz ki Legendary'den oluşan bir set giyeceğiz ve Jailer'ın karşısına ancak o zaman çıkabileceğiz. Bunun olması için de ne gerekiyor? Tabii bu Runecarver orada kalarak bunu yapamaz. Bize aynı anda giyebileceğimiz Legendary'ler craft etmesi gerekiyor değil mi? Bunun için de ne yapması lazım?
Seat of Primus'a geri dönmesi lazım. Maldraxxus'a geri dönmesi lazım. Primus olarak geri dönmesi lazım. Yani bence o yüzden 9-1'den önce, hatta 9-1'in sonunda belki en geç 9-2'de yani Runecarver özgür kalacak. Ve Primus olarak esas yerine dönecek. Ben öyle tahmin ediyorum. Ya bu ara Odon alındın sanırım ama ben gayet güzel bir şey söylediğimi düşünüyorum. Bu arada amacına ulaştığını düşünüyorum. Evet, bizle beraber istişare halinde gerçekleştiriyoruz yayını. Yani. Sadece biz de bu fikirdeyiz. Sen de o fikirdesin şeklinde toparlamayı şey yapıyorum. Hani atıyorum saçma demiyorum. Sadece bu daha çok kafama yatıyor şeklinde yorumluyorum. Yani sonuçta bizim ve, dediğim mutlak olacak bir şey değil. Ve hatta yani ben sana şöyle söyleyeyim. Yani atıyorum mesela senin teorilendirdiğin şey ortaya çıkarsa ben de gururla diyeceğim ki abi benim izleyicim bunu bildi zaten. Biz bilemedik. Adam bize anlatmıştı. Dinlemedik falan diyeceğiz yani. Yo, şey o yayında değil. Konuştuk. O öyle bir şey demişti, şu demişti diye. O zaman da sen söylerin. Yani, şey değil ama yani format olarak evet yani en nihayetinde Twitch gecikmesi, işte Türkiye internet gecikmesi falan böyle hani ver gülüm al gülüm direkt işte sor soruyu cevapla soruyu şeklinde olmayabilir evet. Canlı chat gibi olmuyorsa o biraz teknik imkansızlıklardan yani size olan bir hani sallamamamız gibi bir durum yok kesinlikle. Hatta ne kadar soru sorarsanız chatten ne kadar katılırsanız hatta yayın dışında da YouTube'dan işte sosyal medyadan gelin sorun işte Discord'dan mesela muhabbet dönmüştü. Yani o daha da böyle zenginleştiriyor yani hem bizim görüşümüzü hem belki üzerine fikrimiz olan ama konuşma aklımıza gelmeyen şeyler konu başlıkları çıkıyor işte. Yani o yüzden katılın yani söyleyin. Bu ara bir teori var. Evet Cem söylemiş onu biz yayın içerisinde cevaplandırmıştık aslında ama tekrar söyleyelim. Onu da ileride çıkacağı şey yok uçmak değil mantıklı aslında ama tek üzücü yanı gelecekte bildiğimiz yani gelecek zamana giden bir komik var yani çizgi roman var. Orada da Anduin'in o şekilde olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Tabii retcon yerse, konu değişirse olay farklı ama şu anda Anduin'in evet, hala Light'ta onu kısaca aynen özetle yani Utku'nun özetlediği gibi yani o Son of Wolf çizgi romanının halen daha kanon olup olmadığı işte Shadowlands açıklandığındaki BlizzCon'da soruldu. Evet o kanon dediler. O sonundaki bir kare hatta bayağı tartışma oldu işte önceki hali çıktı diye. Hayır yayınlanmış hali kanon dediler. Ve orada olan her şey de halen daha hikayenin parçası değişmedi. İşte retcon değil. Onu halen daha resmi hikaye olarak görebilirsiniz dediler. Komik. O, eğer evet. Öyleyse o zaman demek retcon ki yemez, evet. Yani yok, çizgi romanları referans alıyorlar mı arkadaşlar? Bazı ağır ana hikayeler çizgi romanda aktarılıyor hatta. Tabii hatta evet. Yani Silvanas'la ilgili en büyük açıklamalar kısa hikayelerle, çizgi romanlarla yapıldı en son işte. Yani Shadowlands öncesinde. Hepsi gayet kanon yani. Olmayanı söylüyorlar zaten. Bu değil dedikleri mesela işte Medan vardı ya mesela hatırlarsınız işte, yani Medivh'in oğlu olarak işte gördük. Karakter var ama Medan'ın başından geçen o Guardian olma hikayesi o şey değil dediler. Kanon değil orası dediler. Mesela Bahtı Black'in sonradan esprisini yaptılar işte Son Chronicle'da. İşte sayfa içerik indeks kısmında işte Medan var ama sayfa numarası 404 olarak geçiyor. İşte kitap 200 küsur sayfa. Yok tamam bir yani, statement. Yok diye işte 404 not found esprisi yaptılar Medan üzerinden. Yani olmayanı özetle söylüyorlar. O yüzden de o da sorusu da sorulup cevabı da verildiği için Anduin yaşlanacak. Yaşlanması için de Lich King olmaması gerekiyor. Yani Lich King olursa öldürülmesi gerekiyor. Mesela çünkü konuyla ilgili en güzel yorumlardan biri Bahtı Black'ten gelmiş. Aynen Primus'un Runecarver olduğunu gözümüze sokuyorlar. Hani ters evet. Köşe yapmak için zorluyor olabilirler. Bakın buna varım. O olabilir. Gerçekten olabilir. Buna ben de yani bekliyorum böyle bir şey. Blizzard'ın en çok yaptığı şey böyle gösterip ters köşe yapmak. Ama bunda gidişat yani
Primus üzerinden olmayacak gibi ya da sonradan Primus'un en azından bize yardımcı bir karaktere dönüşmesi gerekiyor ki biz Jailer'la yüzleşebilecek kadar güçlenelim. İşte bunun da tek dayanağı Legendary'leri set olarak ileride kullanmamız gerektiği ve işte bunların nasıl yapıldığı. Bunları yapan Runecarver. O zaman demek ki bunun daha güçlenmesi gerekiyor. Daha özgür kalması gerekiyor. En basitinden şunu düşünün. Bir tane Legendary yapmak için Runecarver'ın bir elini serbest bıraktık. İkinci Legendary için ikinci elini serbest bırakacağız. Üçten sonra arkasında tek bir zincir kalıyor. Büyük ihtimalle onu kıracağız. Sonra da üçün üstündeki Legendary'ler için artık özgür kalması gerekecek bir yerden sonra. Benim bildiğim yani, parmak sayıları aynı ama. Parmak sayıları farklı derken ben onu... Ne? Primus ile Runecarver... Farklı parmak sayıları. Ne? Aynı. Ben de aynı diyebiliyorum. 4. Elleri de aynı. Hatta şeye dikkat edin. Şekli aynı. Seat of Prime, Seat of Primus'un dışında o tahtta oturan yaratık Primus değil. Kesinlikle i̇çeride değil. İçeride heykeli olan yaratık Primus. Evet. Hatta sesli mesajını duyuyoruz ya işte. Aldırak hikayesini bitirince. O işte Primus. Çünkü şeyde aşağıda diyalog penceresi de çıkıyor. Orada o gözüküyor yani. O dışarıdaki yaratık gözükmüyor. Ya ben bir soru soracağım. Biraz da ben soru soracağım. Şimdi bu hikaye akışında şey görüyoruz ya. Arbiter'ın bozuluşunu görüyoruz. Evet. Şimdi ben o şeydeki bağlantıyı kuramıyorum. Arbiter bozuldu. Arbiter bozulmadan önce mi biz şeyi yaptık? Frostmourne'u yaptık. O şeyi bağlantıyı kuramıyorum. Hani sonra... Hı. O nasıl oluyor? Dur. Bana bir hikaye Görkem bağlayayım. Cevaplayacak. Şimdi hı diye aldı nefese. Ama aynı sorunun benzeri var. Onu da araya ekleyin, birlikte cevaplasın. Peki konuyu Primus'a çekeyim demiş. Tamam. Lady Wash Primus'ı tanıdığından bahsediyor. Bu durumda TBC'den sonra Primus kaçırılmış olması gerekmiyor mu? Ama bildiğimiz bir şey var. Lady Wash mevzusu çok eski. Yani öldü deme, aslında doğru söylüyorsun, TBC'de öldü. Öyle, hayır doğru. Ama evet. Frostmourne çok eski dövülme bir şey. Evet, onu ben de şu an kafa şeyi karıştırıyor şu an. Ya çünkü olay Warcraft'ta yaşanıyor çünkü. Ya şimdi Primus Warcraft'a çevirmiyor ki zaten. Yani Frostmourne'u, yani şöyle düşünün, şeye Arthas'a verilecek olan silah. Orada silahı göstermiyor. Yani planını gösteriyor gibi. Böyle görüntüsünü gösteriyor. Yani bu görüntü işte Primus ise ve işte Primus'u görmüşse işte Lady Wash ve işte Burning Crusade zamanı böyle bir şey olduysa, demek ki Primus o sırada işte Seat of Primus'taydı ve Maldrakus'un başındaydı diye fikir yürütebiliyoruz. Ama bunda da şöyle bir şey var. Mesela Lady Wash Primus'u bizzat mı gördü? Yoksa o da işte mesela Maldraxxus'u Necrolord Covenant'ını seçtiğinizde girdiğiniz kısma mı girmeye hak kazandı? Çünkü normalde oraya girilmiyor. Biz o Runeblade sayesinde giriyoruz oraya. Normalde kimse Maldraxxus'a düşmüş, orası için çalışan, hatta yönetici varlıklar da oraya giremiyor. Biz orayı açıyoruz. Bir onu de şöyle hatırladım. Bir durum var. Nasıl söyleyeyim? Orada hani mevzu bahiste silahı dövdürttün diye önceden yapılmış bir item ve atıyorum bunu nasıl söyleyeyim? Shadowlands'in savunması için kullanılacaktan, hani Primus bunu seve seve de yapmış da olabilir. Ya onu da sordum. Sen yok dedin ama dedin. O yüzden benim kafam karıştı. Onu yani... sanmıyorum ya. Yani Mav'da yaratılmış bir silah bu. Yani ondan eminiz. Çünkü Mav materyalleriyle yapılmış. Anladım. Yani, isteyerek yaptığı bir silah değil yani. Yok, Bulut onu yeni bir sinematik çıktı. daha doğrusu yeniden, yani sondan bir önceki diyeyim şey yapan. Yok, Ner'zhul falan mevzuları çok farklı. Direkt Jailer yaptırıyor o silahı falan. Runecarver'a yaptırtıyor daha doğrusu. Onun sinematiği var. Bir izlersen fikir sahibi olursun diye düşünüyorum. Evet. Ner'zhul kısmı arkadaşlar, o Chronicle'da anlatıldığı gibi yani Ner'zhul'la olan kısım Kil'jaeden'la alakalı tamamen ve Ner'zhul orada bitiyor. Yani sonradan da Arthas işte tamamen ruhunu artık yok ediyor ve
Ner'zhul hikayesi tamam. Orada bitiyor. Yani bir Ner'zhul beklemeyin ne yazık ki. Ha tamam canım. Önceden öyle biliyorduk da şimdi mevzu farklı işte. Öğreniyoruz yani yavaş yavaş. Shadowlands'in böyle şeyleri yani, çıktıkça. Evet aynen ama sonuçta bu olaydan yani Lady Vash'ta değil hatta Frostmourne'dan da çok daha önce olduğu için yani Frostmourne'u Arthas alıyor ve işte Helm'i takıyor. Ondan sonra işte Ner'zhul'la birleştikten sonra zaten ilk işi Ner'zhul'u baskılayıp işte kendisi iradeyi ele geçiriyor. Yani o yüzden Ner'zhul olayı da gene Chronicle 3'ü okursanız hatta o kısmı işte 17-18. Sayfalarda falan ben bulup paylaşmıştım. Benim şeyde var onu atayım size. Bulut o mevzuyla alakalı konuyu da aslında bu yayında inceledik. Belki kaçırdıysan yarın ya da işte en geç salı günü tekrarında görebilirsin. Görkem detaylı bir şekilde aktardı. Shadowlands'ı tam olarak neyden koruyacaklar ki ordusu var diye bir yorum var. O da şöyle kozmik savaş izlerine rastladık. Hani ölümün güçleri işte ışıktır, void'dir, arcane'dir bu tarz güçlerle çatışma halinde olduğunu varsayıyoruz. Hatta işte öyle kabul ediyoruz ki böyle bir orduya ihtiyaç duyuyor. Draka için anahtar deniyordu. Evet eyvallah ama oradaki anahtar büyük ihtimal bizdik ve Draka'nın yönlendirmesinin bize olduğunu düşünüyoruz. Bu ara Lady Vash konusunda da Görkem'in dediği mantıklı geliyor. Çünkü hani herkes Primus'a hani böyle iletişim halinde olmayabilir. O da zaten hani olayı açıklar hale geliyor. İşte Primus'un işte görevleri dışarıda falan böyle tok bir sesle verdiğini de varsayabiliriz. Ya da Margrave'ler aracılığıyla verdiğini de varsayabiliriz. Ama bilinen en büyük gizem şu anda Primus'un ne olduğu Shadowlands'te en büyük şey gibi duruyor. Evet yani Runecarver değilse bile yani şu anda var. Nerede olduğunu ve işte ne yaptığını ne halde olduğunu kimse bilmiyor. En önemli nokta da o bak, yani. Bak güzel bir yorum daha geldi. Frostmourne ve Helm of Domination çok eskiden yapılmış. Jailer tarafından kullanılmış ki onu biliyoruz Jailer'ın kendi için yaptırdığını. Evet. Mava hapsedildikten sonra bu silahlar Nathrezm'ler tarafından dışarı kaçırılmış olabilir. Bunu da Görkem söyledi yayında. Evet aynen. Yani ilk ben bu ihtimali anlatırken hatta demiştim işte yani iki ihtimal var. Yani bunu kendi için yaptırdığını görüyoruz zaten videoda ondan eminiz. Ama bunu ilk başta kendisi taktı ve işte bu kozmik savaşı başlattı. Ondan sonra yenildi. Yenildiği halinde de işte Mava hapsedildi işte silahı zırhıyla. Ondan sonra da etkisini artık böyle fiziksel evrene ve işte kendine yandaş bulmak için bunun etkisini kullanmak için belki kendi iradesiyle belki işte cebren ve hileyle yani bu silahları fiziksel evrene taşıdı ve işte böyle bir iş için kullanılmasını sağladı. Megatron'da da bu sayede işte kendisini özgür bırakacak bir güç kaynağı edinmiş oldu ve hatta şeyi de biliyoruz yani Bolvar Jailer'ın iradesini hissediyor ya. Ne oldu bana mı? Yani işte bir karanlık bir varlık her zaman işte zihnimin arkasındaydı gibi bir şey diyor. İşte o Helm çıktıktan sonra işte Sylvanas Helm'i kırdıktan sonra bunu diyor gibi. İşte burada şöyle de bir anahtar nokta var. Sylvanas Helm'i Jailer'ın isteğiyle parçalıyor. Yani bunu sonuçta kullanacaksa ya da hala daha ihtiyacı vardıysa böyle bir şey yapmaz. Demek ki bu görevini yerine getirmiş bu silahlar. Frostmourne'da ortadan kalkınca Helm'in tek başına bir işe yaramayacağını ya da başkası tarafından kullanılmamasını istediği için bir taşla iki kuş vurmak için hem yok edilsin hem de işte fiziksel evrenle işte Shadowlands arasında bir geçit açılsın o perde kalksın diye Sylvanas'a böyle bir emir vermiş ve Sylvanas da onu yapıyor belki de. Birkaç bir şey hemen cevaplayayım. Dur makine dondu şuradan bakayım. Megatronus söylemiş. Nerede Arcane? Arcane'in izlerini şöyle söyleyelim arkadaşlar. Titan'ın olduğu her yerde görebilirsiniz. Mesela tabii ki tahmin Eonar Ysera muhabbetinde olabilir. Ya da işte başka bir Corruption mevzusunda direkt olarak Arbiter'a gelen muhabbette sayabiliriz diyeyim. Bu ara
timeline karışmaz. Neden karışmaz? Biz hala Primus'un ne şartlar altında ya da ne şekil ve istek doğrultusunda o silah ve kafalığın dövdüğünü bilmiyoruz. Bu ortaya çıktığında gerçekten bakacağız. Abi bir dakika ya, ne oldu? Timeline karıştı. Biz evet. Bir şeyi atlıyoruz diyeceğiz. Evet. Ya da orada da şunu düşünün. En baştan onun kaçış noktasını kendine çok güzel verdi Blizzard. Mav'ın içinde ve özellikle bu işkence ortamlarında zaman farklı ilerliyor arkadaşlar. Yani Jaina ile bunu ilk başta zaten bize bu ipucunu veriyorlar. Jaina diyor ki sanki yüzyıllardır defalarca buradan kaçtım ve tekrar yakalandım. Gene kaçarım, buradan çıkana kadar deneyeceğim gibi bir şey diyor. Ya zaten yani o var ya, her şeye açık kapı bırakıyor abi. Evet işte, yani Mav'ın içinde zaman farklı ilerliyor ve bu cümle bitiriyor olayı. Bu yüzden yani o Runecarver'ın anılarına baktığınız zaman bu zaman olmuş diye düşünmeyin. Yani çok çok önce olmuş ya da çok yakın zamanda olmuş ama bizim şimdi gördüğümüz, bizim ana olarak gördüğümüz şeyler olabilir bunlar. Yani öyle düşünün. Bizim bildiğimiz zaman şeyi şu. Primus kaçırılıyor. Ortadan kaçırılmıyor da ortadan kayboluyor. Eğer ki Runecarver'sa bu aşamadan sonra bir şekilde işte Jailer'ın elinin altına girmiş durumda. Oradan sonra da işte anılarını silecek kadar ona işkence etmiş, bir şeyler yapmış ve şimdiki gördüğümüz haline getirmiş. Baş olayına biraz daha baktım da House of kırdım diyor o videoda. Spies'ın düşüşünü görüyor. Lady Wash da ayrıca elimizdeki silahtan Primus Craft'ı olduğunu anlıyor. Yani şimdi o Primus Craft'ı olduğunu anlama olayı çok da zor olmasa gerek. Hani ekran başındakiler, bizler bile ha diyoruz, tamam özel bir şey. Çünkü taşın içinde ve ilk defa bize tepki veriyor. Evet. Bilemiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, orası biraz daha gizemli kalsın. Çözmeye çalışmayalım hatta. Çünkü Görkem'in şu şey dediğine getiriyor mevzuyu. İşte Mav'da zaman farklı işliyor. Bitti. Yani evet. Onun çok önünü açık bırakıyorlar ve devamlı da gözümüze sokuyorlar bu detayı. Özellikle Mav, Torghast, ne bileyim o giriş videoları, işte ne bileyim Torghast'a giriş videoları, görevleri falan. Orada defalarca bu vurgu yapılıyor yani. Bakın orada zaman farklı işliyor. İşte her oraya giren ne kadar zamandır buradayım bilmiyorum, başımdan bir sürü şey geçti falan. Herkes bunu diyor. Yani o yüzden Runecarver'ı da öyle düşünün. Jailer nasıl istiyorsa orada zaman o şekilde geçiyor. O da bir işkence metodu çünkü. Geçmişe gitme gibi bir şey olamaz ama işte Primus'un ne zaman kaybolduğu ya da işte Jailer'ın ne zaman kapatıldığı ya da kapatıldı mı işte evet. Bilmiyoruz yani. Bu bilinmezlikler ortaya çıkınca zaten birçok şeyi birlikte cevaplamış olacağız. Evet aynen. Yani bunu da şöyle düşünün. Şimdi Jailer'ı her gördüğümüz aşamada yani Jailer'ı bir tek zincirli halde görüyoruz. O CGI halinde neden zincirli. Yani o zincirli olduğu hali de neye benziyor? Dikkat edin. Runecarver'ın şimdiki haline benzemiyor mu? Aynı onun gibi zincirlenmiş o CGI sinematikteki Jailer. Ve çok daha fazla zincir tutuyor. Böyle çok daha güvenli bir böyle sistemle hapsedilmiş gözüküyor. Yani o durumdan Jailer kurtulmuş ve zincirlerini kırmış. Ve Primus'un dediğine Jailer onu hapsetmek için kullandığımız zincirleri silaha dönüştürmüşse gibi bir şey diyor o bıraktığı ses kaydında. Yani Jaina'nın muhabbetini şöyle düşünün. Çok özür diliyorum abi. Yani Jaina bizden birkaç gün önce geldi ama orada tekrar yapıyor olayı. Orada haftalar geçiriyor. Biz geliyoruz ama neler yaşıyor. Aynı şeyleri yaşıyor. Öyle düşünün. Zavallı ya. Evet ve gene de kaçamıyorlar ya. Gene kalıyorlar orada. Evet. Spoiler vereyim. Evet aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. SGK saati alarm vermeye başladı. Son spoilerla birlikte konuyu toparlayacak olursak. Runecarver'ın nasıl söyleyeyim? Yani Primus olduğuna dair büyük şeyler var. İpuçları var ve yüksek ihtimalle öyle görünüyor. Sebeplerini
tane tane aktardık. Nedenlerini kişi kişi yorumladık ve mümkün mertebe tekrar söylüyorum, her geçen gün, her geçen yayın etkiniz ve katılımınız inanılmaz derecede artıyor ve şöyle söyleyelim, evet kardeş gibi surat yapalım, şey yapalım, böyle hayıflanalım, bu şekilde ilerlesin, yoksa gerçekten dediğim gibi bir yayın olmasın. Kesinlikle şu an inanılmaz keyifliydi. Evet. Ekleyecekleriniz olursa, ya abi şunu söyledim de kaçırdın dedikleriniz varsa yani bugünün yayın kaydı YouTube'a gelecek. Orada toparlarız, muhabbeti orada devam ederiz. Ben o zaman şöyle yapıyorum. Görkem ve Murat Han'a ekleyecekleriniz var mı diye soruyorum. Sen söyle. Yok, ben konuştum. Yani, sen söyle. Söylenecek her şeyi söyledik şu an. Değil mi aslında? Evet. Evet. Hatta ben fazlasını da söyledim. Jaina'nın Dreadlord olduğu deriz ve World of Warcraft kapanır. Heroes of the Storm başlar orada. Zaten Heroes of the Storm engine'ini kullansa daha güzel olur falan, evet, diye. Evet, değil mi? Oradaki Anduin daha yakışıklı mesela. Daha bebeksi. Yani, ben de şunu toparlayayım. Şimdi Bedri Özel'e gel, Bedri. Yani bakın, benim anlattıklarım yani diğer konsey üyeleriyle bile aynı değil. Mesela Murat Han'la da çakıştığımız, yani aynı şeyi söylemediğimiz çok şey var. Kendi evet. aramızda da konuşuyoruz. Burada sizle de konuşuyoruz. Yani benim hiçbir dediğim kural değil. Blizzard'da çalışmıyorum. Belki bir gün çalışırım da. İnşallah. O zaman da anlatamam size zaten NDA yüzünden. O da ayrı da. Ama sonuçta işte kırıntıları takip ediyoruz. Benim o sevdiğim bir metafor. Böyle önümüze Hansel Gretel modu, böyle kırıntıları döküyorlar. Çeşitli böyle bilgi kırıntılarını da biz toplayıp takip edip bu tahminleri atıyoruz. Ha, şimdiye kadar bayağı bir şey tutturduk. Hatta Murat Han'la bunu konuştuk. O üşenmemiş, böyle thread yazmış. Daha bayağı evet, hepsi belgeli, hepsi belgeli arkadaşlar. Evet, yani hani şu bölümde şunu dedik, tuttu falan diye yazmış hepsini tek tek. Yani o tutmasının sebebi bu işte. Destekli sallıyoruz. Yani adamlar bize verdikleri kırıntıları takip edip, ha burada bunu demişti galiba, bunu kastediyor diyoruz ve tutuyor. Yani tutturamadığımız şeyler de olur ya da belki ortaya çıkmayan illaki olacak. Sallıyoruz çünkü sonuçta bir dayanağımız yok yani bunlar dışında. Siz de o şekilde bakın, tahminler atın, teoriler atın. Yani bizim dediklerimize bir şeyler katın. Hatta işte konuşmayı unuttuğumuz detayları işte söylediğim gibi siz söyleyin, aklımıza getirin. Biz sonraki programda onu konuşalım mesela. Yani o yüzden katılım bunda hayati önemli. Kesinlikle alınmayın. Görmezsek de kişisel algılamayın. Yani akıyor chat orada. Ben takip edemiyorum bazen. Yani bu tip şeyleri de mutlaka gelin sorun. İşte aynen Utku'nun dediği gibi YouTube altında yorum bırakın. Sosyal medyadan işte hepimizin ayrı hesabı var. Sorun. Tagleyin. Şey yapın. Bak yani, şimdi şeyi biraz daha inceledim de Görkem. Bu parmak mevzusuna bir tekrar baksak mı ya? Konu kapanmadan Erdem sormuş. Hangi evet şey? Abi, benim bildiğim onlar tam parmakları olayım. Sayı, ama sırf parmak ondan sayısı da yani bütün sırf yani ne sırf ondan da tutmaz herhalde artık. Yani şey bozulmaz yani teori sırf ondan. 4 görünüyor da 5 parmağı var gibi geliyor. Ya diğer ayağında heykelden bakın. Heykelde 4. Seat of Primus'taki heykelle yani Runecarver'ın evet. elleri aynı. Seat'teki 4. Evet. Seat'tekiler 4'ten. Yok, parmak sayıları farklı işte, onu söylüyorum. Yani ama şey sonuçta... Bütün yayı çöktü şu an aslında, değil mi? Falan diye böyle. Yok canım. Aa, bir parmakmış falan. Bir parmaktan yanlış gittik. Yanlış çizmişlerdir abi. Ya. Yani. Yok yok. Jailer'ın modeli o kadar değişti. Onu parmağı mı şey yapacaklar falan diye böyle kaçayım ben de Blizzard'a atayım boku. Heykel 5. Ya şöyle düşün yani, hadi parmak sayısı farklı. Neden o zaman maskeleri o kadar benziyor? Hadi o zaman. Değil mi? Ya tabii canım, onlardan bir tanesiydi diye şey yaptım ama farklıymış yani, gerçekten. Şunu düşün yani, neden ikisi de crafter? Neden anıları hep bu yöne işaret ediyor falan. Yani parmaklarına beton yetmemiş olabilir. Evet yani heykeli yapar. Reis'in parmaklarını yapmaya beton yetmemiş. Yok yok, güzel detay yakalama da şöyle üstün göre hızlıca mesela yayına hazırlanırken baktığımda gayet 4 görüyordum ama böyle yakınlaştırıp açmam gerekiyormuş. Çünkü oyun içerisinde hiç bakmadım, ne yalan söyleyeyim. Benim attığım screenshot'ta da belli oluyor. Evet. Hemen orada bakayım. Ses sanatçıların aynı olduğunu biliyorum. 5 normal el yani. Bak ses sanatçıları da aynıymış.
Yani evet bak şeyin evet onun cidden bak ona ben de baktım ya hatta Wikipedia'dan bak işte seyirci katılımının Evet. faydaları yani ben onu unutmuştum bak söyleyecektim Wikipedia'dan bakabilirsiniz orada ikisinin de voice'larını kimin yaptığı yazıyor hatta adını da söyleyeyim şimdi Garrosh. Bakalım. Ben de merak etmişim siz böyle muhabbet edince. Ya. Demek şu anda şey peki spekülasyon vardır belki de bayağı bununla alakalı. Aa dört parmak Yok kadar yok biliyor var zaten direkt var yani. musun? Ya oldu mu şimdi? Oldu mu şimdi Oo. oyurum? Şeyde mi? Voice'de mi vardı? Bütün sırrı bozdu ya. Just because same voice actor falan. Ha, Reddit'te demişler bak. Adını bulamadım herifin. Çünkü yazmamışlar. Valla zorluluk mantıklı yani çok da şey değil. Yani. Neyse dur bakayım. Primus voice actor diye bakalım. Primus'un sesi Zeratul. Ha, aynı. Zeratul. StarCraft'tan. Michael Donovan. Oh buldum. evet. Michael Donovan diye bir amca yapmış. İkisini de o yapmış. Tabii başka karakterleri de yapmış. Ama Reddit'te şu post. Yani Dur. Dur. neden mantıklı ya da mantıksız diye yorumluyorum biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Aslında her teoriye ve nasıl söyleyeyim? Bir, korkmayın. İkincisi Aha. açık ve Shadowlands gerçekten World of Warcraft'ta öyle bir tarihi değişim yapıyor ki. Yani Evet. inanılmaz. Ya, her şeyi açık kapı bırakarak gidiyor. Olabilir çünkü Evet. bilmiyorsun. Olamaz Sıfır hikaye. Tabii canım bilmiyorsun. aynen. Sıfır hikaye. Bilmiyoruz yani. Gibi. Bir şey diyeceğimiz bir şey yok. İşte Warcraft işte bu olmuştu. O yüzden Shadowlands'da bu olacak diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Sıfır Yok. hikaye. Direkt taze taze gidiyoruz. Biz de sizinle beraber görüyoruz yani. Ya mesela bu sefer şimdi atıyorum gerçekten parmak muhabbetine girecek mevzu. Diyecekler ki dışarıdaki Seat of Primus heykelindeki parmaktaydı işte asıl Eksik vitamini değil mi böyle? kabuğundaydı gibi Ha, muhabbet yapacak. İşte yani. o yüzden hiçbir şey bilmediğimiz için biz de tekrar diyorum zaten Üf. mesela Odo'nun söyledikleri şeyler daha doğru çıkacak. Adam bilecek belki. Olabilir, Ha olabilir onu yani. söylemeye çalışıyorum. Kral değil abi yani. Helal olsun deriz, demişti deriz Neyse. yani. Abi biz deyince kimse helal olsun Kalsın demiyor. evet. Sen Abi yayıncısın oğlum, dört sen tane sus. şey tutturmuş olabiliriz ama bir tane kaçırırsa Sen alt sus, senin tarafı işin o. nasıl deriz yani. Yani. Abicim şu şey görevleri yapamadan geliyor ya cutscene'ler gıcık oluyorum. Evet, İzlemek ona de ben de biraz istiyorum gıcık ya. oluyorum ya, İzlemek de gerçekten. istiyorum. Al abi yine cutscene gelmiş. Evet Bir ya. tane daha var. Allah belanı vermesin Mobet ya. Yine de tam aynılamışlar. Bakmayacağım abi sonra bakacağım yeter yani. Neyse. Şimdi de Necrolord'la Venti'nin Değil mi? bitişi Değil mi? gelmiş abi. Evet, Niye ara gördüm bunları? onda. Oha! Şu an girmeyeceğim mevzuya. Hatta ben sana bir şey Ben de söyleyeyim. girmeyeceğim. İzlemem ben Konu belki. çıkar. Önümüzdeki hafta raid de geliyor. Böyle yoğun bir konsey gündemi olur. Hiç zorlamayalım. Laf lafı açıyorken tadında bırakalım. Çünkü Abi dikkat. gerçekten arkadaşlar şöyle bir söyleyeyim dürüstçe. Denemesini yaptık. Cuma günü geç saatlere kadar yayın yaptık. Pert olduk bütün hafta sonu. O SGK'lı adama gelmiyor. O yüzden biz yarın işe gideceğiz. Müsaadenizi istiyoruz. Ve arkadaşlar daha fazlası dolu dolu geçen bu konsey yayınlarını böyle büyütmek, genişletmek amacıyla ulaşım adreslerimiz, iletişim adreslerimiz belli. Biz müsaadenizi istiyoruz. Kaçıyoruz ve sizlere çok teşekkür Görüşürüz. ediyoruz. Bu Kendinize iyi yoğun bakın. Covid Dikkat edin. günlerinde kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Ben Bağkurluyum. Eyvallah abi sen de çalışacaksın ama. Hayır. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Oğlum var oğlum.